Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü'nün Muhammed'in ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet, 24. mektubun 3. dersini yapıyoruz. Daha önce 2 ders daha yaptık. 3. ders inşallah bitirmeyi hedefliyoruz bu derste. Böyle önceki derslerdeki mevzuları hafiften üstünden şöyle bir geçelim hatırlamak için. 24. mektubun konusu neydi? Esma-i İlahiyeden olan Rahim, Hakim, Vedud isimleri varken okumayacağım metni. Bu isimler varken nasıl mevt, adem, zeval, firat, musibet, meşakkat tevfik edilebilir? Yani bunları hem Allah Rahim olacak, hem Hakim olacak, hem Vedud olacak. Böyle bir esması olacak. Bu esmalar da ehazın büyük esmalar. Bunlar nasıl mevti, ademi, ondan sonra zeval, firat, musibet, meşakkati iktiza edecek veya yan yana olacaklar. Bu nasıl tevfik edilebilir? Bunun da bir alt devamı var sorunun. Hadi insan ebedi bir saadete gidecek. Mevte, ademe, musibete, meşakkate, ademe, kira maruz kalmasını anlayalım. Bir ebedi saadete gideceği için ama nebatat ve hayvanat ne şekilde bu şeyden istifade edecek? Yani Rahim, Hakim ve Rütün İktizasında bunları musibet çekecekler, sıkıntı çekecekler. Ne diyor burada? Zaten madde madde yazdık. İşte hiçbirini bırakmayarak ifnalarında, idamlarında, meşakkatli çalıştırmalarında nasıl bir şefkat, merhamet olur, hikmet, maslahat olur, lütuf ve merhamet yerleşebilir diye bir soru geliyor. Tabii bu soru çok şumurlu bir soru. Üstad da zaten diyor, şu suali halleden çok geniş, çok derin, çok yüksek olan hakikati uzmaya, uzaktan uzağa baktıracağız demişti. Bu geniş, derin ve yüksek mevzusunu da o esmalarla ilişkisini yazmış geçen derslerde. Üstad burada 24. mektubun ifade edişi iki ana tema üstünde kuruluyor. Burada zaten söylüyor. Dahi ve muktezi gösteren 5 remiz, gaye ve faydaları gösteren 5 işaretle diye. Dahi ve muktezi nedir? Gaye ve faydeler, yani ille-i gaye nedir bilmek gerekiyor ki bu 24. mektup zaten bu iki ana şeyin üstüne kurulmuşlar. Kuruluş üstad bu şekilde ifade etmiş. Dahi ve muktezi, ille-i gaye, gaye ve faydeler şeklinde. Biz daha önceki dersimizde dahi ve muktezi'yi gösteren 5 remizden esas anlatıldığı kısım 2. remiz olduğu için orayı okuduk. Diğer remizlerde de anlatılıyor ama 2. remizde zaten ana kurgu orada olduğu için 2. remizi bir şekilde anlatmıştık. Ve gelecek 5 işarette de bu gaye ve faydeler anlatılacak üstad demişti. Biz de o 5 işaretin bir mukaddemesini, 1. işaret ve 2. işaretini okuduk. 3. işarette kalmıştık. Genel olarak hatırlarsanız. Şöyle ben hemen devam edeceğim. Soruyu hatırladık. Burada da 24. mektubun işte az önceki söylediğimiz gibi 1. makamı dahi ve muktezi'yi anlatıyor. 2. makamı da gaye ve faydeleri anlatıyor. Burada 5 işaret var. Burada da 5 remiz var. Biz burada ilk 1. derste 2. remizi okuduk. 2. derste mukaddeme, 1. ve 2. işaretleri okuduk. Şimdi buradan da devam edelim. Dahi ve muktezi neydi? İlle-i gaye neydi? Bir hemen aklımızda canlanırsa iyi olur çünkü önemli. Dahi ve muktezi bir vazifeyi hararetle ne diyor? Şöyle hemen okuyayım. Nasıl ki bir şahıs bir vazife-i fıtreyi veyahut bir vazife-i içtimaiyi yapsa, o vazife için hararetli bir surette çalışsa elbette ona dikkat eden anlar ki o vazifeyi ona gördüren ek şeydir. Biz bir vazifeyi yaptığımızda bizi o vazifeye sevk eden ve onu yaptıran iki sebep var. Mesela diyor yemek yemek iştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır ki onu yemeğe sevk eder. Bir mesela yemek yemek fiili var. Ne var bizi o yemeğe sevk eden? İştihadan gelen bir lezzet var. Muhabbet ve iştiyak var, onu yemeğe sevk eder. O vazife, bir vazife var. Muhabbet, iştiyak ve lezzet o vazifeye insanı sevk ediyor ki buna dahi ve muktezi deniyor. Ve yemeğin neticesi vücudu beslemektir, hayatı idame etmektir de. Bu da sonuca bakan sebep dediğimiz ille-i gaye, maslahat, semere ve faydedir. Bunlar vazifeye tereddüt ediyor, hararetle o vazifeyi yaptırıyor. Yani biz yemek yemeyi bir açıdan muhabbet, iştiyak, lezzetimiz olduğu için yemek yiyoruz. Bir açıdan da ondan alacağımız maslahat ve semere ve fayda için o yemeği yiyoruz. İki açısı var. Üstad da
bu kainattaki hassiz faaliyeti, bu Hakim, Rahim, Vedud isimlerinin bu iktizalarını bu dahi ve muktezi ve illegaye açısından 24. mektubun bir tarafını dahi muktezi, bir tarafını da illegaye anlatacak şekilde bu dehşetli suali bu şekilde ifade ediyor Üstad. Biz de o izi sürerek devam ediyoruz. Dahi ve muktezi okuduk. Şöyle ikincilemizdi. Çok girmeyeceğim vakit almasın diye. Burada hatırlarsanız işte mektubu Rabbani'dir, aynedir. Ondan sonra şeklinde ifadeler etmiştik. İşte bir sene kafi geldi, daha sonra sanatlar gözüktü. O da kafi gelmedi. Ondaki hareket ve nihayetsiz tebettülat ve tagayyürat gözüktü. Daha bundan daha büyük bir gaye istendi. Gelecek işaretler bu dahi ve muktezi gözüktü şeklinde. Üstad anlatmıştı. Bunu da biz bir şekle dökmüştük. İşte Cenab-ı Hak zat-ı vacib-i vücuttan şuunatı, bu şuunat esma şeklinde teveccüh ettiğinde esmalar, sıfat ve esmalar çıkıyor. Ve onlar da cilvelenerek eşya suretinde gözüküyorlar. Bu eşya gözüktüğünde şuur bunu mütalaa ediyor. Onu mektup suretinde görüyor. Ve şuurda bir küllileşme oluyor. Ve eşya sadece mektup ve ayna olmakla kalmıyor. Devamlı hareket ve tebettül eden hareketli eşya gibi, yani bu sabit bir eşya değil, devamlı yeniden yeniye yaratılmakla hareketli eşya şeklinde kainatı Cenab-ı Hak konuşturuyordu. Burada da işte bu beş tane şuunatın iktizası, dahisi olması ve buradan çıkan mahlukatın memnuniyet kemallerinden, istatları bir kuvveden bir fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden gelen bir memnuniyet ve iftar mukaddes oluyordu. Bu da zat-ı vacib-ül vücutken zat-ı rahman-ı rahim oluyordu bu döngüde. Yani zattan esma sıfatına ve eşya şeklinde gözükerek tekrar onlardan memnuniyet ve iftihar şeklinde şuunata dönen bir döngü şeklinde. Bu döngü kainatı nihayetsiz bir şekilde yeniden yeniye icat ettiriyordu, hareketlendiriyordu. Burada işte Cenab-ı Hak kendine bakan tarafı var ve şuur dediğimiz, bütün bu külli şuur, yani bütün mevcudatta gözüken, yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün şuurları temsil ederek söylüyoruz. İnsanlar, cinler ve ruhaniyet olabilir. Bütün şuurda burada bir küllileşme oluyor bu mahlukattan. Cenab-ı Hak da kendi cemal ve kemalini görüyor. Ve şuunatı yeniden yeni bu mahlukatın yaratılmasını iktiza ediyordu. Böyle bir döngü vardı. Diyeceğiniz bir şey var mı? Yani çok ilginçti onda. Şuunattan sıfata, sıfat esmaya, esmadan efal diyor. Efaldan fiile mevcudat. Tekrar fiil esmaya, esma sıfata şunata. Bu bir döngü. Allah Allah. Allah Allah. Yani bu çemberin içerisinde mahluk da var. Evet. Bir yani şeceri hilkat, diğerleri vacip. Dehşet bir... Yani bu yok. Bu anlıyor musunuz? Bu halkanın içinde mahluk var. Diğerleri hep vacip. Evet. Yani halkayı tamamlayan zincir ya. Evet, o evet. Tuhafıma gidiyor evet. Benim. Yani onu da biraz daha düşündüm. Mesela şeyde hani biz ilimdeydik. Her şey ilminde var ya. İlmin üstü şuunat. Yani aslında şuunat, şuunattan bazı mesela şeyler, sıfatlar. Mesela biz sonradan kudrete geçiyoruz. Evet. Yani hani zat şuunat, şuunattan mesela ilme geçiyoruz. Şuunattan sıfatlar, zat sıfatlardan sonra. Diğer sıfatlar devreye girip onlar da şuunatı tamamlayıp tekrar bir döngü kapanıyor. Yani biz ilimdeydik. Kudret, ilim, irade, sen, basar, ramasar olduk. Cenab-ı Hak da açısından veya bizim açımızdan bakarsak. Tekrar onlar da şuunatı tetikledi, iftihar, memnuniyet gibi. Tekrar zata döndü. Böyle bir döngü var aslında gibi. Böyle şey, yani bu şeklin bir farklı şekilde ifade eder. Evet, işte onu diyorum ya. Bu halkada mahluk var. Bir tane halka mahluk. Diğeri vacip. O tuhafıma gidiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın vahye aracılık yapması. Yani vahiy gelip götürüyor. Orada da mesela vahiy mahluk değil. Evet. Doğru. O kısmı yani
Yani herhalde şöyle tamam, tam geçtik anlattım. Ha. Yani çok içine girersek kalırız. Yok yok, geçtik. Sonra temsilat, ikinci makama geçtik. Burada temsilatı Üstad Mukaddeme'de gelecek işaretlerdeki bize bakış açımızı, doğru bakış açıyı vermek için Üstad Mukaddeme'de bazı şeylerden bahsetmişti. Temsilatın kullanılacağını ve Şunat'ta da zaten temsilatlar kullanılıyor. Bunlar dürbün evindendir, baktırabilir, mikyas olamaz, hakikat tutamaz, ihate edemez ama baktırabilir. Birer ünvanı mülahazadır, mirsat-ı tefekkürdür. O kanun hakikatini ispat ediyor. Küçük ucunu göstererek rububiyetin şuunatında o hakikati gösteriyor. O kanunun vücuduna işaret ediyor bir cüz'i misalle. Müddeayı ispat ediyor. Bu temsillerde bir bürhan-ı yakini. Temsil ama o hakikati ispat ettiği için de bir bürhan-ı yakini oluyor diye temsilata, temsilat noktasından bakmamız gerektiğini, dürbünün evinden olduğunu, mesela mikyas olamaz, ihata edemez ama baktırabilir. Bakacağız ama mikyas ettiğimiz zaman hata edeceğiz mesela. İşte ifadelerde geliyor o beş işarette. Üstad temsil vermiş, hakikatını vermemiş. Mesela biz biraz hakikatini konuşunca iş karışıyor. E peki Allah'ta olur mu öyle diyeceğiz mesela gayri ihtiyari? Yani nasıl konuşuyorsun? Ama üstad bunu ifade etmiş. Yani biraz sonra o işaretlerde söyleyeceğim. Üstad dördüncü işareti diyor ki mesela elmayı yediğin zaman diyor vesaire diyor. Cenab-ı Hak için de hakikate geçiyor. Bunu nasıl ifade edeceğiz mesela? O zaman sadece orada ne diyeceğiz? Baktırabilir, mikyas olamaz, ihate edemez, hakikatini tutamaz. Baktıracak. Orada duracaksın yani. Mikyas yaparsan bizde öyle, Allah'ta da öyle mi o zaman dediğimizde o zaman o temsilatı yanlış kullanmış oluyoruz. Üstad da bunları böyle ifade etmiş. Bunlar ana başlıklar. Gene konuştuğumuz için geçiyorum hemen hızlı. İkinci, mukaddemenin ikinci mefasında da Üstad bir misal veriyor. Bir ağacın ne kadar meyveleri, çiçekleri varsa her bir meyvenin, her bir çiçeğin o kadar gayesi, hikmeti vardır. O hikmetler de üç kısımdır diyordu. Mesela bir meyve çiçeğin saniye bakar, zihşurlara bakar ve nefsine, hayatına ve bekasına bakan gayeleri vardır dedi. Bu mepası bu şekilde ifade ederek gelecek işaretlerde de bu şekilde üç tane gayesi, üçe bakan üç çeşit gayesi olacağını işaret ediyor, söylüyor üstad. Bu şekilde bakacağız. Biz de zaten saniye mi bakıyor, zihşura mı bakıyor, nefsine, hayatına, bekasına mı bakıyor diye baktık ve onları da öyle, o şekilde tasnif ettik. Yani bu üç sınıfta gayeleri arıyoruz orada. Burada, evet, burayı da geçiyoruz. Şimdi birinci işareti okumuştuk. Birinci işarette neler vardı? Etvar-ı hayatlar dediğimiz bütün her şeyin burada bir vücut, mevcut, vücuttan gittikten sonra zahiren kendisi ademe gider, fenaya gider. Fakat ifade ettiği manalar baki kalır, mahfuz kalır. Hüviyet-i misaliye, sureti, mahiyeti, alem-i misalde, alem-i misali numuneler olan elvah-ı mahfuzada, elvah-ı mahfuzada numuneler olan kuvve-i hafızalarda kalır. Demek bir vücudu suri kaybeder, yüzer vücudu manevi bir ilmi kazanır demiştik. Burada hatırlarsanız bir matbaa misali vardı. O hani hoşumuza gitmişti, ilginç gelmişti. İsterseniz hemen onu da, hani konunun da tümüne de işaret ediyor. Bir matbaa harfleri bir araya getirilip bir sayfanın da yazılacak bir yazı teşkil edildi o şeyle. Ondan sonra ondan 1 milyon tane baskı yapıldı. Yani o harfler bir araya geldi, bir manayı teşkil etti. 1 milyon tane yaprağa onun yazılan yazı geçirildi. Ve o yazı 1 milyon sayfaya gittikten sonra ve o yazılar da bir ruh, şuur tarafından okunarak akıllara geçtikten sonra, o mana, oradaki maksat mana şuurlara geçtikten sonra ne yapıldı? O harfler dağıtıldı. Maksat neydi zaten? O harflerin yan yana durması değildi. Çıkacak netice neydi? 1 milyon yaprak basmaktı, basıldı ve oradaki mana da, maksat mana da ne oldu? Şuura mana olarak ve onu başka belki yerlere taşıyacak bir vasıta oldu. Değil mi? Yani Allah, aha, ve şuur, ortadaki o vasıtalar da yok. Dağıtıldı ya. Evet, yani onlara gerek yok. Zaten oydu yani maksat. O zaman bizim bakış açımızda ne? Yani hepimiz, biz de aynı, ben de. Biz o matbaa harfleri hep yerinde durması lazım. Esas vücut o değil mi diyorduk. Değil mi? Diyoruz. Ama esas maksat o değil. Esas vücut değil. Zaten ondan çıkanlar onun vücudu, maksadı o zaten. O zaman niye durmuyor, gidiyor demek mantıksız oluyor. Evet. Niye yani şeye benziyor. Evet.
Niye matbu harfleri durmuyor? Durmuyor. E başka bir şey yazılacak. Basılacak. Maksat zaten 1 milyon tane baskı almaktı. 1 milyon tane oldu. O tek matbu harfleri yan yanayken 1 milyon tane oldu o zaten. Maksat o 1 milyon taneyi üretmekti bir noktada yani. Hani bir açıdan diyelim. O maksat hasıl oldu. Zaten o harfler 1 milyon vücut buldu. Ve artı üstüne bir de manalarla bir üst seviyedeki vücudun mesela düşün kafirdi Müslüman oldu. Nelere vesile oldu yani düşün onu okudu imana geldi. Nerelere gitti yani hani neleri tetikledi o şey. E o harflerin durmasının lüzumu yok zaten. Ve de devamlı o manaların yenilenmesi var. Değil mi? Hani misal ne kadar ilginç yani. Geçen de böyle hoşumuza gitmişti. O zaman... sayfada maksat işte diyor. Evet. Değil mi? Bu kainat diyor değil mi? Evet. Sayfa. Bu işte güzel manaları, suretleri, hüviyetleri hep kaydediliyor. Yani bu birinci işarette kainattaki, bütün mevcudattaki her şey her yönüyle, her açısıyla. Biz kayıt deyince hemen aklımıza fotoğraf geliyor. Ama fotoğraf değil. Hissiyatlar, milyon açılardan, milyon farklı ruh haletin, bütün her şeyinle kaydediliyor. Aslında kaydedilenler vücut oluyor. Şeydeki gibi. Matbaatlarındaki şeyler gibi. Yani bir şeyden nihayetsiz şeyler Cenab-ı Hak netice alıyor. Yani. Ve bunlar ebedi bir aleme yapı taşları oluyor. Zaten devamında diyecek şimdi. Devam ediyorum çok durmayayım ama hani bu böyle zihnimizi şey yapar diye. Burada zaten bunun özeti şeklinde işte matbaatları tabi ediliyor. Suret hüviyetini yapraklara, yani şey yapraklarını, sayfalara, manalarını da akıllara yapıyordu. O harfler nereye gitti? Bak da akıla gitti ve yapraklar şeklinde milyonlarca vücut buldu. Ve de o vücutlar daimi vücut oldu. Aynen mevcudat arziye de bu şekilde suretini, hüviyetini, manalarını, işte alem misal defterlerine kaydediliyor. Burada her bir işarette iki tane nefsine, hayatına ve bekasına bakan o mevcudatın bir de zihşurlara bakan gayesi vardı. İşte bir vücudu suri kaybediyor, yüzer tane vücudu manevi ilmi kazanıyor demiştik. Yani o mevcudat hani dedik ya, onlar bu kadar musibet, meşakkat çekiyorlar, nasıl Rahim, Hakim, Vedud isimleri buna izin veriyor? Veriyor ama bak ne oluyor? Onlar sıkıntı çekti ama yüzer vücudu manevi ilmi kazandılar. Manevi vücutlar kazandılar. Onlar kaybolmadılar. Burada şöyle mi oluyor acaba? Biri daim ve muktezi, biri ille-i gaye mi oluyor bir taraftan da? Yani mesela yok. Nefsi hayatı... Burada daim ve muktezi, buranın tamamı ille-i gaye. Gaye, fayda, maslahat kısmını anlatıyor. Anladım. Yani nefsi hayatı bekasına, zihşurlara dediğin zaman hepsi tabii. Hepsi ille-i gaye. İlle-i gaye. Yani bu burası maslahat, semere, fayda. Yani buradan ne gaye, ne maslahat, ne semere alıyor Cenab-ı Hak bu şeyden. Bu tarafını anlatıyor bu kainatın yaratılmasında. İşte daim muktezi tarafı vardı. Bir de netice alıyor. Şimdi zaten biz neticeleri şey yapıyoruz. Bu neticelere bakarken de mevcudat açısından mevzuyu biraz soru öyle geldiği için inceliyoruz. Ama olayın da içinde zaten insan da anlatılıyor. Hatırlarsanız bir şeylerimiz vardı, şekillerimiz vardı. Bir de insana bakan tarafıyla onu yorumlamıştık. Burada demek ki böyle bir kayıt sistemi var. Nihayetsiz bir şekilde her şey kaydediliyor ve bu kayıtlar alem-i ahirete intikal ediyor. Alem misalin defterlerine, alem gaybın defterlerine bunlar devamlı gidiyor ve gidenler esas aslında kullanılacak vücut haline geliyor. Biz hep bu vücut esas bizim dışındakiler harici zannediyorduk ama düşünün ki şu vücut matbaa harfleri yazıldı, edildi, bu matbaa harfleri dağıldı. Ondan çıkanlar netice zaten. Yani benim mesela unuttum aslında aklımda vardı. 80 sene yaşayan bir insanın kaç saniye şeyi vardır düşünsene. Çarpacak mı unuttum bak şimdi aklıma geldi. Yani 80 yılı saniyeye çevirsek, 80 yıl yaşadığımı düşün mesela insan olarak. Bunu saniyeye çevirseniz her saniyemiz kaydediliyor. Ne kadar kayıtlar olmuş. Bir de bunu binler milyonlarca farklı kayıtlarla yapıldığını düşün. Mesela. Saniyen. Mesela birisi şu anda ders anlatıyorsun saniye. Evet. Biz mesela, dinliyoruz. Ha, evet. Kayda giriyor. Tabii. Kayıt ile milyonlarca sen vefat ettikten sonra şey yapacak. Yani bu harf sonra dağıtılsa. Yani çok tuhaf yani bu kainata böyle bir matbaadaki harf gibi bakarsan ben niye ölüyorum?
Çok tuhaf geliyor. Ölmen lazım, değişmen lazım, harf dağıtılması lazım. Ne varıyor insan? Bir çarpsana da mesela 80 yıl, 60 yılın saniye cinsinden değerini. Yani şeyi milyonlarca, trilyonlarca saniye olarak kaydediliyor. Bunu aşıraya dönüyor. 80'i 12'ye, 12'yi sonra çıkanı 30'a, aya, sonra 24'e, sonra 60 dakika şeye, saat dakikaya. Ciddi bir büyük bir rakam çıkacak. Çok hani, korkunç ama. Hani bir şeyimizin böyle neşretli kayıt yapıldığını hani basit olarak kendimizde düşünün. Bir de bunun nihayetsiz işte mesela burada kaç kişi var? Ruhaniyatı da katsak mesela. Dehşetli bir şekilde kayıtlar var. Ve ne diyordur İsa'yı durdu? Hani insan dersinde insanın hafızasına kaydediyor. İnsana da kaydediyor. İnsana kapısı, insanın evet. Hafızasına kaydediyor İsa'yı. Kendi hafızasına kaydediyor. Kara kutu var ya uçakta. Evet. Ne yaptığını kendisi kaydediyor. Evet. Onun gibi insan. Değil ya, trilyondur. Tabii 2 milyon değildir o ya. Ne milyon ya? Yapamadım. Trilyon bile olmaz. Daha fazla. Trilyondan fazla. Tamam, trilyar. Trilyon 488. Hayır, trilyon olmaz. Bilmiyorum. Korku. Bu değil mi? Bu. 2,5 trilyon. 2,5 trilyon saniye. 2,5 trilyon. Evet. Mesela insandan sadece saniye ne olur? Her saniye desin. Onu aşık milyar trilyon, evet trilyon olur. Bunun nihayesi yani dehşetli bir şekilde yani mesela 80 yaşa, sene yaşayanlar 2 trilyon Osman var yani. Evet. Sadece saniyeyi baz alırsak. Evet. Onu da milyon derece farklı. Bir de mesela ben sadece Osman ama benim her bir hücremi de bakan nezaret eden melaike veya benim onu açıdan da bak, cüzlerim olarak da bak. Yani benim karaciğerim bir ayrı alem yani canım yani olan olaylar. Yani biraz daha olayı farklı şeye getirdik neler neler olur yani hani farklı farklı şeylerden. Mesela her yani daha bir ağaç, bir ne saniye şey, mi acaba bir, daha mı bilmiyorum. Yok saniye değil. Daha da artık. Tabii bir insan bir sadise, alemle her cüzüyle. Evet sadise, evet, rabia, hamise, tasiya. Evet. Ondan sonra onuncu neydi? Tasiya. Yani 10 tane usta hep kullanır. Devam ediyorum. Şu yani yetiştirelim şeyi. O zaman bu yapılan bir kayıt sistemi var. Etvara hayatımız yani hayatımızın tavırları, ahval vücudumuz şeklinde üstad ifade ediyor. Bu geçiyor. Hüviyet suret şeklinde, mahiyet-i manevi, mahiyet-i maddiye şeklinde. Bu gelecek işaretlerde böyle ifade edilmiş. Biz onları kullandık. Hüviyet suretimiz, elvah, mahfuz ve kuvve-i hafızalarda ki bunlar alem-i misale, yani daire-i misale demiştik geçen derste. Onun dairesi olan şeye gidiyor. Mahiyet-i maneviye de manalara, akıl ve ruha kaydediliyor. Bu da alem-i sen onu niye değiştirmedin peki? Onu unutmuşum abi. Tamam. Yani diğerlerine o konuştuklarımızı yaptım, bunu şimdi gördüm. Mahiyet-i maddiyemiz de insanın kendi mahiyeti de kendi neslinden tohum olarak ya da işte insan olursa kendi çocuğuna şeklinde, kendi hayatı bir şekilde işte benim çocuğum bana benziyor, gözü kaşı, benim şeyim ona aktarılıyor. Maddi olarak mahiyetini tohum ve çekirdek şeklinde bir ne şekilde o da devam ettiriliyor. Abi böyle bir kayıt sistemi var. Onu anlayamadım. Alem-i misal ile daire-i misal... Çok farklı. Dağlar kadar. Yani şöyle alem-i misal... Evet, evet. Evet, tamam. Alem-i misalden geliyor, kaynak alem-i misal ama üretilen şeyler daire-i misale giriyor. Onun defteri veyahut da dairesi. Onun alt birimi. Dairesi. Mesela işte, ruhlar aleminden geliyoruz. Ölünce ruhlar alemine gideceğiz. Niye geldik ki o zaman? Zaten oradaydık. Şekillendik. O zaman şekil almamış, cevher olarak geldiği yere şekil almış aynı yer olmaz. Ustad diyor ki alem ervahtan daire ervaha dönülüyor. Yani dikkat edersin gözükür külliyat. Daha mesela bak burada bana diyor bu dahi diyor bir sene etti diyor. İlgiyi çekmiyor. Bugün birisi vakıf aradı. Herhalde ben emsal Erzurum'da. Hasan kardeş dedi ya bu şey soruyor. Ya böyle duydum diyor. Doğru mu söylüyorsun diyor. 6 tane ismi azam değildir diyormuşsun diyor. Buyurun cenaze namazı. Yani orada ustad diyor zaten. İsmi Azam'ın altın nurundan bir nuru. Allah Allah bir de biliyor he diyor bak. İsmi Azam biliyor. Niye öyle biliyorum diye sordun mu? Bir sor böyle bakayım. Sormadı. Niye biliyor musun? Yani niye öyle biliyor biliyor musun? 50 seneden beri böyle arkadan bir el, gizli el örtmüş bize.
Ülfet velasına soktu bataklığa, çıkarttı. Devam et. Evet. Şu işte daireyi misalle, alem misal, dağlar kadar fark var. Şimdi bunu eğer alem misal dediyse geliş yönü bu. Geri dönüş olsa bu, oysa bu. Aslında bu kayıt edilen yer olarak daire misal olması. Olması lazım. Siz de hiç rahat durmuyorsunuz ki Hasan abi. Kendiniz yaptığınız yetmiyor, bir de bu kadar adam yetiştiriyorsunuz. Bundan ne olacak? Yani adam keşke Risale'yle bizim neyimiz var. Bak Bodrum ne kadar verimli geçti. Ya. Ben yatınca korkunç. Bak ne diyor Mehmet? İş adam ya. Ya diyor. E o nasıl sizden iki gün önce gitti. Bir günde olsaydı biraz dedi daha biraz orta olurdu. Bir gün daha dursak diyor. Biraz iyi oldu demiyor. Erken geldiniz. He. Güzel çok, güzel yani. Çok. Bir de adamın elinde kader programı vardı Murat'ın. Ha. Kader. Çalışmış. Ona da çalışmış. Bugün uğradı bana. Şey tövbe, bugün, dündü. İstanbul'da. Aynen. Yani çalışmış. Ondan sonra şeye katılamadığını çok beyan etti yani. Ya, kabuk kayıp sen bunun ne zaman yayınlanacak, nasıl olacak dedi ya. Ama ilk önce şunu sordu, ondan sonra dedi. Abi oralarda mı, burada gene nükel mekil burada olduğu gibi kabuk kayıp sen burada da değil mi diye. Bana bunu söyle yeter dedi. Dedim bak, kabuk kayıp sen Şeceli Hikata celan etti mi dedim Murat. He. Onun küçük numarası insansa, insan buraya gelmeyle alemi gaybi, alemi şehadete taşıdı. Ne ifade ediyorsa o alem insan taşıdı buraya. Allah kainatta sıfatlarıyla var, zatta, zat insanda var. İnsan gelmesiyle zatıyla gelmiş oldu. Kainatta yok, dünyada var zat. O da insanda. Evet. Ne kadar şükretsek az. İkinci işareti de okumuştuk. İkinci işarette de bu çok hakaiki gaybi netice veriyor ve bu etvara hayata denince suretleri bırakıyor. O suretlerden manidar olan ve mukadderat hayatiye denilen sergüzeşte hayatiyeler yazılıyor. Bunlar ruhaniyata mütalagah oluyordu. Etvara hayatlar vardı. Bu etvara hayatların manidar olanlarından sergüzeşte hayatiye dediğimiz tabiri caizse bir film içeriği oluşturuyordu ve bunlar ruhaniyata mütalagah oluyordu. Allah Allah. Yani bu hani mevcudat ne olacak? Onlar için bir ebedi saadet var mı? Yani mevcudatın cenneti var mı hani gibi biraz daha işte taşın, toprağın, ağacın, kökün. Onlar alem ahirette nasıl bir şey yapacaklar? Karşılık bulacaklar? Soru oydu ya hani zordu. Çünkü insan için hepimiz bir şeyler söyleyebiliriz ama mevcudat için, nebatat için, hayvanat için bir şey söylememiz biraz zor. Ama bunlar da ne oluyor? İşte aslında bütün yapıyı üstad, mekanizma nasıl çalışıyor anlatarak bu soruyu kökten insan için, hepsi için, hayvan için bütün yapıyı anlatarak mevzuyu çözmüş oluyor. Yani bir, aslında burada bir yapı anlatılıyor. Acayip bir şey. Bir de çaktırmadan o ödeyince sözde ne diyor biliyor musun? Ağaç var ya, evet. Melaikenin ve ruhaniyenin vücut haricisi libasıdır diyor. Bedeni. Bak çaktırmıyor ha. Tabii hemen tak veriyor. Bak ne yaptın? O ağaç böylelikle anlam buldu. Evet. Görüyor musun? Ağaç libastır. Benim bu şu vücut kullanıldı bir şekilde. Ruhaniyat var içinde. Ruhaniyat yani. Onu mu kastederek İslam hukukunda balta açık ağzı ormana girmeyin diyor. Şimdi bir şey sorayım mı abi? Bu alemi gaybın biz istikbali oluruz aslında. Alemi gaybın istikbaliyiz. Şimdi ruhaniyat diyor ya abi. Ruhaniyat seyrediyor. Ruhaniyat seyrediyor. Şimdi biz acaba o daireyi ruhaniyat mı yani onu seyreden, o dairesi mi ruhun yani onu seyreden? Biz şimdi o mertebede olsak orayı mı seyretmiş oluyoruz? Bir daha anlat. Ruhaniyat var ya abi. Seyrediyor diyor. Burayı seyrediyor. İşte sergüsçeyi, hayatiyeyi. Evet. Yani şimdi bizim ne tarafımız bu? Bizim seyreden bir taraf. Abi seyreden de bizi izlemek istiyor. Ya bizi izle. Ne tarafımız? Yani bizim o taraftan daire-i ruhtan bakışımız mı? Ruhtan değil. Daire-i ruhtan bakışımız mı? Demek o. Külli bir bakıştır bu. Hı? Külli bakışın adı evvel, ahir, zahir ve batını bütünselliğidir. Bütünselliği gene kendi kendini seyrediyor. Aslında kainat olurken o kabı kavsende külli bir nazar sahibine Allah sen nasıl yapıldın gel seyret seni yaparken
İnsan kendisini seyrediyor. O eğer kainatın sürecinde sebep-sonuç ilişkisinde varsan sonuçtan bakıyorsun başla. Terakkim böyledir. İsme mazarsan, kainat geldi, çekirdekten ağaç oldu, meyve oldun, geri bakıyorsun. Ama bir halet kazandın, evvel, ahir, zahir, batını da bütünsel bakabilme verdi Allah sana. Bu da isme azama mazariyet ki bu Risale-i Nur şeyidir. Bu sefer gelirken sen dahil yaratılmayı deşer ediyorsun. Orada zaman geçmiş gelecek yok ya. Öyle bir hale geçiyorsun ki şimdi. Geçiyorsun o alemlere. Orada senin yaratılman ve geri dönüşlerin bakan da bakılan aynı oluyor. Kendi kendine seyrediyorsun. Seni. Seyredilen de seyreden de sensin. Ama şu anda orada zaman geçmemiş. Ye, sen hala yaratılıyorsun orada. Yani böyle bir şeye şahitlik yapmak, uydurukçasıyla tanıklık yapmak, bu böyle bir şeyler düşünmek. Allah'ın herhalde murad-ı ilahi bu kainatın kuruluşunda. Bunlar gibi şeylerdir ya. Ötesi ne olacak yani? Yani Osman anlıyor musun canım kardeşim? Kendine şahitlik yapıyorsun yaratılmana. O alet oluyormuş yani. Kamu kalp senin anda olduğu zaman kendi sürecini. Ne diyor zaten? Ben beni seyrediyorum. Evet. Zaten bunu anlatıyoruz abi. Neler, ne kadar yer var. Bu noktadan bakarsan. Kendi, mesela kendi aleminde de bakar mısın? Nadir abi derdi. Ama vücuduna bakar mı böyle? Bak kollarım var. Neresi sen? Hiç düşünmüyor musun? Siz? Yani bazen tuhaflık oluyor böyle. Affedersin. Ayağı çıkartıyorum. Bu benim uzantım ya. Ben ya. Tuhaf gidiyor, kullanıyor. Şu an an ve yaratılmaya şahit değil miyiz? Yani şahitiz da ben beni seyrediyorum. Bende tasarruf oluyor, benim hiç katkım yok. Yalnız ben seyrediyorum. Var mı? Tırnağım uzuyor. Saçlarım uzuyor vesaire. Biz şu anda zahirde de seyrediyorsun. Kaşlar kendisi oynuyor. Elimi götürünce kendisi yapıyor benim şey. Nefes alıyorum uyuduğum zaman. Hani uyanırken ben düşünerek alsam. Ya bir düşünceye bağlasa var ya nefes, hepimiz ölürdük zaten. Unutursun bitti. Yani nefes almayı düşünceye bırakmamış. İradeye ihtiyara bırakmamış yani ha. Burada da kader var, cebri kader. şimdi kendini seyretmiyor musun? Tamam seyrediyor musun şimdi? Bileceğim şimdi. Biraz da geri git. Şu senin adına neler oluyor şu anda, balıklar falan böyle biraz. Biraz da geri gittiğin zaman... Nur-u Muhammedi'den baktığın zaman Şeceri Hilkat'te hakikaten hepsini sen seyrediyorsun. Kendini. Kendi Şeceri Hilkat'ini kendin seyrediyorsun. Bu haleti rüyenin anıdır. Kabu kalp seyin. Bu haleti seyretti. Seni tabi seyretti. Ben elhamdülillah devam et. Evet, ikinci işarette okuduğunuz için, yani okumayacağım birileri, böyle özeti vardı. İşte Üstad çiçek misalini veriyor. Mahiyetini, suretini, hakikatini tohumlarda, hafızalarda kayıt yapıyor. Bu aynı şekilde baharda hakaiki gaybi, hüviyeti misali, hikmet-i Rabbaniye şeklinde gözüküyor. Burada o suretlerden, yani o mevcudatın nefsine, hayatı ve bekasına bakan noktada ne var? O suretlerden manidar olan ve mukadderat hayatiye denilen sergüzeşti hayatiler yazılıyor. Ruhaniyatın mütalagah oluyor. O ruhaniyatın da beka buluyor. Yani ruhaniyatta o vücudu devam etmiş oluyor. Çünkü ruhaniyat onu mütalagah ediyor. Ebedi bir şekilde. O nefsi, yani mevcudatın nefsi hayatı bekası noktasından böyle bir faydası var. Zişurlara bakan noktada da etvar-ı hayatıyla ifade ettiği tesbihat-ı Rabbaniye, nukuş-ı esmaiyeyi okutturuyor. O etvar hayatlarını zihşurlara okutturuyor. Zihşurlar açısından da böyle bir fayda oluyor. Onlara tesbihat yaptırmış oluyor. Onların tesbihatına ortak olmuş oluyor. Yani onlar metindeki ifadeler çıkarttıklarımız.
Şimdi üçüncü işarete geldik. Buraları okumuştuk yani. Tamam geç. Evet. Şimdi üçüncü işaret. Üçüncü işareti de okumuş muydun? Yok okumadık. Oraya şimdi başlamıştık. Ben metinden okuyarak gideceğim. Kaç sayfa var böyle? Şöyle abi 3 var, 4 var, 5 var. Ha, bugün biter herhalde. Bitireceğiz abi bitsin. Yani. Tamam. Şey okunmuyor canım. Ha niye okunmuyor? Bu bir bak mi? Bakayım ayarla. Bizim Zeytinburnu'daki kaliteliydi değil mi? Ha. Ya Osman niye böyle ne bizi sıkın? Ben diyorum ki gözden sakatım. Mersem. Hepimiz gözlük çekeceğiz yani. Hakikaten ne kadar şey oldu. Üçüncü işaret. Şimdi anlatılanları yeniden anlatalım. Üçüncü işaret. Ve thalisen me'aneşşi semeratil uhreviyeti vel menaziri sermediye. Fıkrası ifade ediyor ki dünya bir destgah, bir mezradır. Bu destgah aslında tezgah değil mi? Türkçe öyle geçmiş. Evet. Tezgah üretilen yer. Dünya neymiş? Bir destgahtır, bir mezradır. Mezra, ziraat yapılan, ekilen yer. Üretim yapılan yer. Ahiret pazarına münasip olan mahsulatı yetiştirir. Çok sözlerde ispat etmişiz. Nasıl ki cin ve insin amelleri ahiret pazarına gönderiliyor. Şimdi bunu en bildiğimiz bu. Değil mi? Ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız ameller ahiret pazarına gönderiliyor. Pazar. Pazara buraya gidiyor. Deposuna yani demiyor ha. Bu. Ahiret pazarına. Pazarına. Pazara gidiyor. Bunu ruhaniyatlar müteala mesela onlar aldı. Kim alacaksa zaten. Alacaksa ehli cennet alacak. Değerse almaya. Öyle bir gelirse ama satılmaz mı? Orada zaten hatırlarsanız şey yapmıştık. Sergüzeşte hayatiyeler, menaziri sermediyeler, ehli cennet kullanıyor, ruhaniyat kullanıyor. Bunlar o pazara gidiyor. Onlar alıyor ve onlar senin cennetlerini oluşturuyor mesela. 1 milyon tane ruhaniyat senin sergüzeşte hayatiyeni alıp şey yapıyorlar. Onlarda sen cennetlerini yaşamış oluyorsun. Şeklinde böyle bir şey. Cennetin vücud haricisini oluşturuyor. Evet. Senin. Senin cennetlerin haline geliyor. Ne kadar ruhaniyat alırsa. Bir üstü ehli cennet var. İşte oraya da geleceğiz. Sürr-ü mütekabilin sırrınca diyor. Onlar birbirlerine mukabele ederler. O daha bir üst sınıf. Daha kaliteli bir cennet. Daha üst seviye. Şeklinde. Şimdi şu. Burada hani noktayı nazar şu. İnsanların ve cinlerin yaptığı ameller ahiret pazarına gönderiliyor. Sadece bu değil. Şimdi genelde bilmediniz. Hani ben bilmiyordum yani öyle diyeyim buralar okumadan önce. Öyle de dünyanın sahip mevcudatı dahi ahiret hesabına çok vazifeler görüyorlar ve çok mahsulat yetiştiriyorlar. Demek ki ahiret hesabına bir mahsulat var, yetiştirme var burada. Yani sadece insan ve cinler için amelleri gidiliyor, oraya kaydediliyor, orada devam edecek gibi düşünüyoruz. Ama aslında hakikatte neymiş? Burası dünya bir destgahmış, bir mezraymış. Buradaki mevcudat da çok vazifeler görüyorlar, çok mahsulat yetiştiriyorlar. Belki küre-i arz onlar için geziyor. Ne için? O vazifeler ve mahsulat için geziyor. Yani buradaki bütün her şey, bu dehşetli tegayyürat, tebettülat, yeniden yeniye, hikayesiz sanatlı yaratılmalar, yeniden yeniye, hepsi ne içinmiş? O tarafa mahsulat yetiştiriliyor ve vazifeler görülüyor. Her şey. Belki denilebilir ki onun içindir. Bu Sefine-i Rabbaniye 24 bin senelik bir mesafeyi bir günde geçip meydan haşrin etrafında dönüyor. Yani boşuna dönmüyor, bir şeyler yapılıyor, bir şeyler üretim var yani. Çünkü niye hakim ismi mesela değil mi? Yani bu kadar yaratacak, kullanılmayacak. Yani baktığında veya diğer bir sürü de esma var tabii. Hareketle tezgah oluyor, tezgah. Ha. Üretimle mezra oluyor dünya. Ha, hareket tezgah değil mi? O hareket tezgah kendisi. Tezgahtı da aslında öyle hareketli diyor. İşler. Hareket yapıyor. Kendisi tezgahtır. Zaman bir harekettir, hareketin nevnidir. Tezgah var ya kumaş. Zaten tezgahta da hareketli şeyler yapılır ya. İmal edilirken aynı zamanda şey yapılıyor. Yetiştiriliyor. Mesela aynı yerde. Yani. Aynı yerde. Evet. Aynı kendisi hem tezgahtır hem mezra. Yani dönüyor diyor ya mesela bir lazer var böyle tutuyoruz. Kırmızı bir nokta. Biz onu çevirince orada sanki duvar yuvarlak gibi oluyor. Evet. Dünyada sanki mesela şimdi burada üçüncü şartı. Mesela ehli cennet. Burada ehli cenneti anlatıyor. Şimdi esas şey buydu. Yani verilecek noktayı nazar bu. Burada bir mesele veriliyor. Sonra hakikatine vesaire oraya da geçeceğiz. Misal ve hakikata. Mesela ehli cennet elbette arzu ederler ki dünya maceralarını tatur etsinler ve birbirlerine nakletsinler.
belki o maceraların levhalarını ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi o levhaları, o vakaları müşahede etseler çok mütenezzih olurlar. Madem öyledir, herhalde dar-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dar-ı cennette ala sürür-ü mütekabilin işaretiyle sermedi manzaralarda dünyevi maceraların muhaveresi ve dünyevi hadisatın manzaraları cennette bulunacaktır. Bu da bu nerede kullanılacağı üstad burada anlatıyor. Bu yapılan bu kayıtlar, bu üretim ne işe yarayacak? İşte mesela bunlar ne diyor? Dünyevi maceraların tatur etsinler, sinemada nasıl yapılanlar kaydediliyor. Şimdi 50 yıl önceki çekilen şeyi seyredebiliyoruz mesela. İşte bu güzel mevcudatın bir an gözükmesiyle, görünmesiyle kaybolması ve birbirinin arkasından gelip geçmesi menazir-i sermediyeyi teşkil etmek için bir fabrika dezgahları hükmünde görülmüş. O zaman niye bunlar değişiyormuş? Menazir-i sermediyeyi teşkil etmek için bir fabrika dezgahı gibi onu üretiyor. O menazir-i sermediyede ne olacak? Kim bu sermediği manzaralarda ne? Kim seyredecek bunları? Ehli cennet seyredecek. Bir öncekinde kim seyrediyordu? Ruhaniyat diye. Şimdi bir üste çıktı. Daha kaliteli bir şey hazırlanıyor. Daha üst seviye bir şey. Orada da o mevcudat rol alıyor. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Şimdi ruhaniyatın mütalaa edeceği o serbestli hayatiyelerin içinde rol aldığı bütün mevcudat. Bak bu dünyadaki o çiçek, o hayvanat hiçbiri boşa gitmedi. Ondan çıkan bütün kayıtlar nereye gitti? Ahirete gitti, kaydedildi. O kayıtlardan manidar olanları da serbüzeşte hayatı yapıldı. Ruhaniyata mütalaki oldu. Bunun da bir üst seviyesi olan menazir sermediler de ehli cennet kullanacak. Ehli cennet dünyevi macera, dünyevi hadisatın manzaralarını seyredecektir. Onlar da çalışacak. Hasan abi, taattur nedir? Yani ne anlamalıyız bu taatturdan? Yani yok, bizim ibadet anlamında anladığımız değil. Ne anlamalıyız? Mesela sanki orada bir gizli bir şey var gibi duruyor. Yani hatırlama diye geçiyor ama tabii hatırlama değil tabii. Burada bir... Altıncı şu tayyatta da var değil mi? Var. Dur. Acaba yani taattur aslında yani? Şöyle, hani bütün o kayıtları yeniden yaşayacaksın. Mesela benim nihayetsiz kayıtlarım var. Ona bizzat girip tekrar onları yaşayacağım. Ya da yeni o şeyleri yaşamak şeklinde. Hatır. Sanki verdiğimiz sözü mü taattur ediyoruz acaba abi? Ortaya çıkmak diye atıyorum yani. Aynı şey olmak, hatırlamak, ben hatırladım. Değil o, o oluyor. O olmak yani. Hı. Yani mesela benim nihayetsiz kayıtlarımda benler var. Benler i̇şte hepsi üretilmiş. Ben. Ben onları şu an tahtur etmem demek. Birbirine yani kopuk olmayacak. Yani o filmi makineye koydum, bilgisayara çalıştırdım ve artık o yaşamaya başladı. Bende tekrar tahtur etmesi, play tuşuna basmak gibi tekrar o vücut buldum. Yani kopuk zaten de. Birbirine kopuk olanlar var ya her anlar. Bedeni misaliler. Onlar birbirlerine olduklarına bir bütünlük olacak yani her birbiri. O, yani o sen kimsin falan yok. Sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin şey yapmıyor. İsrafil misal gibi sanki büyük. Evet, büyük insan. Büyük insan. Yani hücreler, o her an bir hücre düşün. Hücreler birbirini tahtur ediyor sanki. Bir bütünlük arz ediyor. Anlar da öyle bir hücre gibi. Bir bütünlük. Yani sen kimsin birbirine sormayacak. Hayır. Hepsi birbirine uyumlu. Mesela nasıl ki ehli medeniyet, fani vaziyetlere bir nevi beka vermek ve ehli istikbale yadigar bırakmak için. Bir nevi beka vermek için bu geçici hallerine. Değil mi? Hepimiz fotoğraf çektiriyoruz. Ne yapıyoruz? O bir nevi beka vermek ve ehli istikbale yadigar bırakmak için güzel ve garip vaziyetlerin suretlerini alıp sinema perdeleriyle istikbale hediye ediyor. Zamanı maziyi, zamanı halde ve istikbalde gösteriyor ve derc ediyorlar. Aynen öyle de şu mevcudat-ı bahariye ve dünyeviyede kısa bir hayat geçirdikten sonra onların sani hakimi alemi bekaya ait gayelerini ve gayelerini o aleme kaydetmekle beraber alemi ebedide sermedi manzaralarda onların etvar-ı hayatlarıyla gördükleri vezaif-i hayatiyeyi ve mucizat-ı sübhaniyeyi menazir-i sermedide kaydetmek Muktezai ismi Hakim, Rahim ve Vedüt'tür. Demek ki bu Rahim, Hakim ve Vedüt isimleri bu sermediği manzaralara, bu vazifeli hayatlarını, mucizat-ı sübhaniyeyi
kaydetmesi onların iktizasıyla oluyor. Bu iktizada neyi gerektiriyor? Yeniden yeni bunların değişmesini gerektiriyor. Ve biz zahirde ne görüyoruz onları? Musibet, meşakkat, mevt, adem şeklinde görüyoruz. Ama aslında bunlar ne? Onları dehşetli bir şekilde yeniden yeni her bir şekilde o menazir sermiyede, sergüzeşte hayatiyelerde ebedi vücutlar vermek için Rahim Hakim'in Vedud'un iktizasıymış. Rahim Hakim Vedud ölümü, musibeti, meşakkati iktiza eder mi? Ediyor. Ama neyi iktiza ediyor? Onu daha farklı şeylere taşımış olur. Yani öyle bir yapı görüyoruz yani. Hakim Rahim. Bunu mevcudat için anlatıyor. İnsan için nasıl olacak? Biraz onu da sonunda bir insan noktasından da hani anlatmıştık. Bir daha anlatacağız şimdi. Devam ediyorum. Üçüncü işaretin bu şema şeklinde ifade ettik. Fani vaziyetler, suretler nasıl yapılıyordu? Bu misal üstad bu misali veriyor. Bir misal veriyor. Hakikatını da bazen uyguluyor, bazen uygulayamayarak bir kısmını biz uyguluyoruz. Öyle gidiyor mevzu. Fani vaziyetler, suretler sinema perdelerinde bir nevi beka ve istikbali hediye etmek için yapılıyordu. Mevcudat-ı bahariye ve dünyeviye de mevcudat-ı bahariye, alem bekaya et gayeler ve zayıf-ı hayati ve mucizat-ı subhaniyede menazir-i sermediye şeklinde kaydediliyor. Yani sinema perdesinde bir nevi beka veriliyor. Cenab-ı Hak da mevcudatı alem bekaya ait gayelere gaye veriyor ve istikbali hediyeyi de ne yapıyor? Menazir-i sermediye kayıt şeklinde gösteriyor. Kime? Eli cennette kullanacak. Evet. Osman'a bir su içer misin? İçerim valla. Sen abi. Ben de dedim niye? Şimdi benim, malumda benim bir karşılığım var mı abi? Malumda. Var tabii. Evet. Olmazsa böyle sormazdı. Sormazdı değil mi abi? O zaman tekvinde var mı abi? Tekvinde de varsın. O zaman Adem'de de varım abi. Varsın. O zaman benim kafirden ne farkım var abi? Doğru. Müslüman olduğu için farklısın. Yani şu. Acaba oradaki benle kafir oraya gittiği zaman o aynı olmayacak mı acaba abi? Bak şimdi. bu sende de onda da bu nehir akıyor mu? Şöyle düşün adam. Bir nehrin kenarında nehri seyrediyorlar. Tamam. O onun ama ister seyret ister seyret. Vazifen o. O nehirdekini kabul ediyor veya reddediyorsun. Bu istesen de istemesen bu süreç olacak. Kafir kendi üzerinde ceyran edenini onaylamıyor. Biz onaylıyoruz. Onun için Müslümanız. Yani dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile dişir. Ceyran eder mevcudatı. Onaylıyoruz. Senindir diyoruz. O onaylamıyor. Hani onun olduğunu onaylamıyor. İntisap yok. İlgin onaylamıyor yani. Şey yapmıyor. Yani fark. Temelde fark bu. Şimdi Hasan abi, benim ruhum aslında her yerde ya. Ben ihtiyarımla şu kolumu şöyle oynatmamla veya şu anda şu saatte burada bulunmayı ihtiyar etmem ile birlikte her yerde ama bedenen buradayım. Hakikaten her yerdesin. Hakikaten her yerdeyim. Ama sureten bir yerdesin. Ama sureten bir yerdeyim. Yani orada da bu benzer deme oluyor yani Hasan. Onu demeye çalışıyorum. Yani orada ne olacak oğlum? Yani, bak. O, burada suretler alınıyor mu? İçsel yapını inşa ediliyor mu? Suretler insanda hakkanuniyetler. Yani kabiliyetler oluyor. Kabil olmalar. Alıcılar. Sonra senin hakikatin oluşuyor. Sen ne kadar dırrıtların anlam bulmuşsa her bir tek müstakil bir gafur olacak. Ama hepsi de sensin ve hiçbirisi fotokopi değil. Yani anda olanlar yok mu? Dırt dırt. O da biz hızlı söylüyoruz. Yani veya yavaş söylüyor. Dırt bir tane değil. O da zaten nihayetsizler oluyor. An. Tavsiyeler var. Şimdi sen olanlar anda var olup yok oluyor musun? Onlar şuurludur. Şu anda böyle yaptığın şey de aynen öyle. O ezeli ve ebedidir artık. Az önce bana suyu veren gitti yani. Gitti. O gitti. Öyle olacak artık. O değişmez. Peki kafirin de fark ne dedin? Kafirin de oluyor. Yiyor, içiyor. Ben de yiyorum, içiyorum. Üzüm yiyorum, o da üzüm yiyor.
Fark ne? O üzümü bir süreçte nehrin, nehir üstad zamandır diyor. Tamam, nehir zamanı bazen nehire nispet ediyor. Üzerinde bazı odunlar var, meyveler var, saman var, var. İnsan akıyor, hayvan akıyor. Yani onu, oradakileri saniyene bağlıyorsun, onaylıyorsun veya onaylamıyorsun. Senin zamanın ister istemez geçecek. Bu dünyadan gideceksin. Önemli olan bu senin üzerinde cereyan eden hadiseleri, Adem Aleyhisselam'da misal verin. Ya Rabbi ben kendi nefsime zulmettim dedi. Aziz dedi ki beni sen azdırdın dedi. Bu peygamber oldu, bu şeytan oldu. Ama aynı hadise, o öyle dedi, bu böyle dedi. Kafir öyle diyor, biz de aynı şeye böyle diyoruz. Aynı şey. Bir farklılık yok. Yedi kulede kafir var. Onaylamıyor. Ama onayla ve onaylama bu süreç akıyor. Biz sürece müdahil değiliz hiçbir zaman. Yani akıl... Hasan abi, normal şartlarda akıl bunu basmıyor. Kesinlikle. Yok, aklın ayağı var. Uçamaz, kanadı yok mesela ki. Mesela aklına soruyorum Hasan abi ben. Ya bu da el. Mübarek ya, bu da el. Ya bunu işte tuvalette kullanıyorsunuz, affedersiniz. Bunu yemekte kullanıyorsunuz, sofrada kullanıyorsunuz. Ya bu da el, bu da el. Şimdi akıl bunu anlamıyor Hasan abi. Yani şimdi az önceki misal gibi, bu da el, bu da el. O kadar mühim ki Hasan abi, değil mi? Hani sol elle yemek yemenin... Malum. Evet. Yani zaten akıl mevcudat içindeki, eylem içindeki ilişki ve çelişkiler için bir alettir. Alettir yani. Zaten zahirde gözükenin, gözüken ilim olsaydı alim olmazdı. Zahirde gözüken ilim olsaydı alim olmazdı. Gözükenin arkasında gözükmeyeni fark eden alim oluyor. O gözükenle gözükmeyen arasındaki ilişki veya çelişkinin adı da ilimdir. Bunun sahibi alim. Anlatırsa malim olur. Hakiki malim. Devam edeyim. İsterseniz yapacağız inşallah. Yani. Ne oldu? Menazir Selmedi diye kaydedildi. Bu misaldi, bu hakikatıydı. Peki burada nasıl bir şey çıktı? Hatırlarsanız 5 işarette 10 meyve var demişti. Her bir şeyde 10 meyve var diye. O 10 meyveyi başta okumadık biz şeyde. O slaytı o hızlı geçeyim diye atladım. O Arabi 5 fıkrada diyor. Semere öyle de her bir ziyaretin 5 tabaka muhtelif gayeleri bulunur ve hikmetleri vardır. 5 tabaka ayrı ayrı ve 10 tane de şeyleri bulunur. Bu 10 şeyi, 10 tabaka meyveyi, 10 nevi gayeyi elde etmek istersen hakiki imanı elde et demişti. Her bir işarette zaten 2'şer tane gaye var. İşte bir nefsine hayatına bekasına bir zişurlara şeklinde. Mesela bir sonraki slaytta nefsine hayatına ve saniyine bakan bir gaye çıkacak. O mevcudatın. Ne oldu bu nefsine, bu mevcudatın nefsine hayatına bekasına bakan şey nedir? Mevcudat menazir sermedede kayıt edilerek beka kazanıyor. Allah. Yani ehli cennetin mütalaa edeceği, onu temaşa edeceği bir üst seviye kayıtta yer alıyor. Ruhaniyattan geçiyor yani. Ruhaniyatı geçti. Yüz çünkü ehli cennet artık. Menazir-i sermediye. Menazir-i sermediye de beka kazanıyor. Ne? O mevcudat. Hiçbir şey boşuna gitmedi yani. Peki zişurlara ne oldu? Zişurlara da onların menazir-i sermediye, yani onları ehli cennetin menazir-i sermediyedeki vakaları müşahede ederler. Onlara da bir menazir-i sermediye edip zişurlara bir müşahede edecekleri şey oluşturdular. Zişurlara bakan da bir gayesi oldu burada. Tabi bu işaretler hani biz biraz anladığımızı yazdık. Burada hakikaten hani ben hani başında da söylemiştim. Yani burayı değil orayı anlatıyor. Harika. Yani oradaki yapıyı anlatıyor. Yani harika bir kelam etti şimdi. Hı-hı. Burada konuşurken evet. Ama diyor bak yani, orayı anlatıyor. Yani ve külliyatta hani biz daha çok bu alemi şehadeti yani buraları bizi yorumlamaya çalışıyoruz. Burası direkt orayı anlatıyor. Oradaki yapıyı anlatıyor. Orada ne şekilde hani dedi ki sorularımız vardı. Yani orada ne şekilde devam edecek? Her şey bu alem-i şehadet bitince bitecek mi? Bitmeyecek. Beka bularak bütün bu gayeler, maksat gayeleri orada baki bir şekilde devam edecek. O zaman böyle bir yapı var. Buraları da oraları anlatıyor. Onun için hani biz tamamıyla ifade ettik değil de işte anladığımız kadar. Neyse bu işaretler biraz şeydi, ağırdı. Çok okuduk ama hani
biraz böyle bir şeyler çıkartabildik, o kadar. Onu sunuyoruz. Efsane şu ifade nüfus kağıdı ile Osman arasındaki içsel yapısı var ya, ruhani yapısı. Nüfus kağıdı ne kadar ifade eder? Suret işte, bu mevcudat işte. Yani biz anlatırken de hani bu budur zaten değil, biraz anlayabildik, bir şeyler şöyle geldi, bunları ifade ediyor. Değilse burada hakikaten külliyatın başka yerlerinde de çok fazla hani göremeyeceğimizi düşündüğümüz, belki görünür ama burada böyle derli toplu, orayı anlatılan bir yer burası. Oradaki yapıyı, mekanizmayı, ne olacak, nasıl devam edeceği. Üstad böyle çok ince ince güzel güzel döşemiş. Artık hani içinden ne kadar çıkartabilirsek biz de. Dördüncü işaret. Ve Rabian me'a iyelani tesbihati rabbaniyeti ve izhari muktelayati esmaiye fıkrası ifade ediyor ki, orada da var. Mevcudat etvarı hayatıyla müteaddit envai tesbihati rabbaniye yapıyor. Hem esma ilahiyenin iktiza ve istizam ettikleri halatı gösteriyor ki, burada da iki başlıkla başlıyor özü. Ne yapıyormuş? Mevcudat etvarı hayatıyla müteaddit envai tesbihat Rabbaniye yapıyor. Tesbihat yapıyormuş. Nevi halleriyle tesbihat yapıyormuş. Ve Esma İlahiyenin iktiza ve istizam ettikleri halatı gösteriyor. Esma'nın iktiza ve istizamını yerine getiriyor. Mevcudat. Böyle bir görev alıyor. Esma'ya. Mesela, şimdi burada böyle güzel anlatacak. Mesela Rahim ismi şefkat etmek ister. Rezzak ismi rızık vermek ister. Latif ismi lütfetmek istizam eder. Ve hakeza... İstizam demiş. Aha, Latife istizam demiş mesela. Tabii, bakmak lazım. Ve hakeza bütün esmanın birer birer muktezası var. İktizası var. Bu iktiza nasıl olacak? İşte mevcudat bu iktizayı yerine getiriyor. Etvar-ı hayatiyeyle. Kimi? Esma'nın iktizası. Bak daha burada bir level daha çıktık. Yani level diyorum. Yani seviye. Artık şey yapıyoruz ya böyle. Günlük hayatta kullandığımız. Bir seviye daha çıktı bak. Ruhaniyattı. Ehli cennette şimdi Esma'nın iktizasında görev almaya başlayacak bu mevcudat. Seviye gitgide yükseliyor. Kullandığı şey. Değil mi? Evet. Fark ediyorsunuz. İşte her bir zihayat hayatıyla ve vücuduyla o esmanın müktezasını göstermekle beraber cihazata dedince sani hakime tesbihat yapıyordur. Mesela şimdi bir misal. Şimdi bu misal ilginç. Nasıl ki bir insan güzel meyveler yer. O meyveler midesinde dağılır, erir, zahiren mahvolur. Fakat ağzından, midesinden başka bütün hücerat-ı bedeniyete faaliyet-i kerani bir lezzet, bir zevk vermekle beraber. Lezzet zevk nasıymış? Bütün hücerat-ı bedeniyede faaliyet kerani bir lezzet. Bizim yediğimiz şey sadece ağzımızda mı lezzet oluyor? Karaciğer hücresinin bilmem neresinde o enerjiye dönüşmesi ve her hücredeki o faaliyete de faaliyetten gelen bir lezzete, bütün hücerat-ı bedeninin lezzeti oluyor. Öyle değil mi? Bizde de öyle bak. Bir de bunun hakikatine geçeceğiz şimdi. Burada işler biraz incelecek mevzular. İfadeler zorlanacak. Bu misal. Bir de hakikati var şimdi. İnsan ne yaptı? Bir meyveyi yedi. O bütün hücerat-ı bedeniyesinde faaliyetkârâne bir lezzet ve zevk vermekle beraber aktar bedendeki vücudu ve hayatı beslemek ve idame-i hayat etmek gibi pek çok hikmetlerin vücuduna medar oluyor. O tam kendisi de ne oluyor? Vücudu nebatiden hayat-ı insaniye tabakasına çıkıyor, terakki ediyor. Kim nereye çıktı? Evet. Nebat nereye çıktı? İnsanlığa. Kaç atladı? Hayvan attı. İki tane. Yani iki seviye atladı. O zaman şey de diyordu, cennet bahsinde de bahsederken iki seviye atlatıyordu, tek seviye atlatmıyordu. İşte atlatmıyor şimdi bak burada, evet, bak bu şimdi misal. Vücudu nebatiden hayat insaniye çıkıyor. Mesela hayat insan ne olacak peki? Orada taşlar evet. Hayvan gibi olur diyor. Yani iki atlıyor. Değil mi? Mesela evet. Şimdi bak burada hakikatta onu da konuşabileceğiz. Vücudu nebatiden hayat insaniye çıkıyor. Hem de nerede? Burada çıkıyor. Şu an dünyada, alem-i şehadette yediğimiz meyve iki seviye atlayabiliyor. Osman abi sanki Esma mevcudatla konuşuyordu. Hı hı.
Şimdi insanla konuşuyor. Burada mı? Ha, yukarıda değil mi? Mevcudatta, Esma mevcudatla konuşuyor, işini yapıyor yani. Hı hı, evet. E şimdi mesela insanla yapıyor burada. İnsanla da yapıyor. Şimdi şunu da okuyalım. Bunu biraz tatbik etmeye çalışacağız. Bakalım böyle bu kısım mesela şeyle iş biraz. Kaygan bize şu kısım. Yani bu misal tatbik edilmiyor. Tamam, üstad da etmemiş. Aynen öyle de. Hani üstad diyor musunuz üstad? Şey yapmış, viraj almış. Viraj almış. Şu mevcudat zeval perdesinde saklandıkları vakit. Bak. Şu mevcudat zeval perdesinde saklandıkları vakit. Burada ne oldu? İnsan o meyve yemişti. Dağılmıştı. Saklandıkları vakit ne oluyor? Saklandıkları vakit. Onların yerinde her birisinin pek çok tesbihatı baki kalmakla beraber pek çok esma-i ilahiyenin de nukuşlarını ve mukteziyatını o esmanın ellerine bırakır. Yani bir vücudu bakiye tevdi ederler. Öyle giderler. Üstad burada 1, 2, 3 tane izahat verdi. Yani bir lezzet ve zevk. Üstad burada bu lezzet ve zevki anlatmadı. Lezzet ve zevk nerede anlatıldı? Şunat kısmında ikincilerimizde okuduk ya. Muhabbet, şefkat, lezzet vardı, iftihar vardı. İlk derste tartışmıştık, hatırlıyor musunuz? Ha? Daim muktezi şeklinde ifade edildi. Demek ki ama bak daim ve muktaziye dikkat çekin. Nasıl bir daim ve muktazi? Bütün hücerat-ı bedeniyede bir faaliyet yaran lezzet. Haşa, şimdi burada tefsil şey olmaz. Cenab-ı Hakk'ın bütün hücerat-ı bedeniyesinde faaliyet yaran lezzet nasıl olur? Ki bu yaratılışın gayesi olacak. Bunu düşünmek için mi diyorsunuz? Vermiş üstad işte. Bunu ifade ediyor mevzu zaten. Ama altta söylemiyor tabii onu. Ne aklınıza geliyor? Benim bir söyleyeceğim bir şey var ama hani hem... Önce sen bir söyle bakalım. O bütün hücerat-ı bedeniyede faaliyet kerane lezzet demek. Cenab-ı Hak şunat seviyesinde zaten kemali mutlakta. Ama Cenab-ı Hak tabir caizse bütün esma, sıfat seviyesinde her bir şeyle faaliyet yaran lezzet alıyor. Yani öyle diye anladım ben. Bütün hücerat-ı bedeniyesinde faaliyet yaran lezzet, şunatı zaten kemal-i mutlaktaydı. Yani ilave bir şey aslında yok, almıyor. Zaten muhabbeti var kemallerin mutlak seviyede. Ama ne yapıyor? Bütün esma seviyesinde, sıfat seviyesinde, belki esmanın cilveleri şeklinde... Çünkü o lezzet şunattaydı, esmada yoktu. Oradan da bir zaten iftihar ve memnuniyet çıkarttı oraya. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın, benim anladığım doğru mu, bütün hücerat-ı bedeniyesinin hakikati esma tezahürleriyle veya cilvelenerek onlar da alıyor. Bütün zaten lezzet de iftihar vardı değil mi? İftiharla memnuniyet. Memnuniyet, var. İftiharla memnuniyet. Ama mesela bu 5'te biraz daha değiştiriyor. Bu 5. şartta gene şunata geçecek. Evet. Daha bir üst seviyeye çıkacak. Yani fark ettiniz değil mi sıralamayı? Şimdi 5.'de şunattan bahsedecek artık. Orada mesela lezzeti falan katıyor. İftiharla biraz daha karışık anlatmış. Sevinç diyor, ferah münezzeh diyor. 5'te. 5. şart. Biraz böyle, şöyle anlayabilirsin belki, ben bir parçasını şöyle diyeyim. Allah kainata sıfatlarıyla ya, faaliyet esma olarak gözüküyor. Zatıyla insanda ya, o zat insanda nasıl olur onu düşündürüyorsun. Zatıyla ne yapıyor? Zaten esma ve sıfatla bir şeyler yapıyordu. Zatıyla ne yapıyor? Zatıyla insanda. Peki ne olacak? Şöyle bir şey yapayım, pencere açalım. İman ediyoruz. Ne iman ediyoruz? Akaide. Allah bir anda her yerde. Değil mi? Hiçbir yerde değil. Zaman ve mekanla kayıtlı değil. Nihayetsiz iş, bir iş gibi. Değil mi? 16. sözünü söyledim o. Öyle değil mi? Evet. Peki. Buna iman ettik. Gittik cennete. Biz nasıl olacağız? Bir anda her yerde olacağız. Hiçbir yerde olmayacağız. Nihayetsiz iştir, bir iş gibi olacak. Ama o burada da oluyor. O sureti burada oluyordur. Nihayetsiz işler yani şu an şu bedendeki. Vücudunda oluyor. Oluyor şu an. Yani peki onun ruhtaki böyle
bir anda nihayetsiz insan penceresinde var. Otuz üçüncü sözde. Ama ettiğim bütün hakikat sende cereyan ediyor yani. Şimdi biz biraz alıştık biliyor musun? Yani alıştık da geçmişimizde unuttuk böyle. İnsanlığı bilmiyoruz. Onlar bu senin şu anlattığın rüyasına görmez. Şu anda ruh 200 trilyonu aşkın. Her yerde nihayetsiz bir iş gibi yapmıyor. Sanki bütün işi bir işe, bir işi de bütün işin yardımına koşturuyor. Bu anda her şey olmuyor mu bu vücutta? Evet abi. Şimdi bunu diyen kişi sen, ruh değilsin. Ama bunlar ruhlar oluyor. Buna şahitsin böyle iç alemine. Şahit. Şimdi Allah kainata sıfat ve esmasıyla var. Zatıyla insanda var olunca hiç sor bakın kendini. Ne yapacak peki insanda? Ne yapıyor? Şu mesela bir şey var. Allah'ın sıfatları. Abi mesela Allah'ın bir sıfat var. Kelam. Kelam benim de sıfat mı? Yani Allah'a varacak giderken mesela vücudun arkasında bir vücut diyoruz ama subut sıfatın arkasında bir sıfat veya şey kendime doğru giderken de aynı şeylerden sıyrılıyor bu sefer yani Allah'a giderken kendime de aynı yolla gidiyor. Tamam ne anladıksa değil mi? O kadar. Yani şu soruyu sormanızı istiyor. Allah kainata esma ve sıfatlarıyla mı var? Evet. Zatı nerede? İnsanda. Ne yapıyor? Vahye ev sahipliği yaptı abi. Artık devam. Evet, devam ediyorum. O zaman şimdi hücerat-ı bedeniye de faaliyetkar hani lezzeti anladık. Yani sadece ağzında, midesinden başka böyle bir lezzet, zevk var. Burada hakikatta mesela burada ne dedi? Pek çok tesbihat ve Esma-i İlahi'nin nakışlarının muhteziyatını bir vücudu bakiye tevdi ederler, öyle giderler dedi. Bu kısım burada misalde yok. Ben şimdi zaten şu şekli orada eşlemeye çalışacağım. Burada da söyleyeceğim. Şurayı da okuyayım. Şuradaki eşlemi oradan devam edelim. Acaba fani ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle onun yerine bir nevi bekaya mazhar binler vücut kalsa denilir mi ki ona yazık oldu? Veyahut abes oldu? Veyahut şu sevimli mahluk neden gitti? Şekva edilir mi? Edilebilir mi? Belki onun hakkındaki rahmet, hikmet, muhabbet öyle iktiza ediyorlar ve öyle olmak gerektir. Yoksa bir tek zarar gelmemek için binler menfaati terk etmek lazım gelir ki o halde binler zarar olur. Demek Rahim, Hakim ve Vedud isimleri zevale ve firaka muarız değiller. Belki istizam edip iktiza ediyorlar. Şimdi burada mesela şu sorular bile ona yazık oldu Rahim ismine, abes oldu Hakim ismine, şu sevimli mahluk neden gitti Vedud ismine sorusu. Bir daha. Çok güzel. Ona yazık oldu Rahim isminin sorusu, abes oldu Hakim, şu sevimli mahluk neden gitti Vedud. Vedud kalp, Hakim abesliğe bakıyor. Yani, bu kadar. Yani bu kadar 6000 sayfalık şeyi. Böyle. Yani bir tane dese ben olsam böyle der geçerim yani. Bak aklını düşün hakikaten olacak şey mi akılda? Ama öyle anlaştık ki Hasan abi. Karşındaki bir şey söylüyor. Acaba bunu böyle mi dedi? Hadi liselerim gibi herkesten bir mana çıkartmaya çalışıyoruz. Kafayı pişirttik. Ama sevimli mahluk diyor. Hemen botumda kedi aklıma geliyor. Zengin düşündürüyor bizi. Yani zengin. Bak, çok zengin, kaliteli bir düşünce malzemesi verdi bize. O potaya kim giriyorsa düşüncemize zenginleşiyor. Cüz-i nazarımızı cüziyetten kaldırıp külileştiriyor. Şimdi misalimiz neydi? Meyve yiyordu insan. O bütün beden lezzet zevk, vücudu ve hayatı beslemek, idameyi hayat etmek, vücudu nebatiden hayat insaniye tabakasına çıkıyor, terakki ediyordu. Mevcudat da diyor üstad,
onların yerinde her birinin tesbihatı baki kalıyor. Bir de Esma-i İlahi'nin nukuşlarını, mukteziyatını o Esma'nın ellerine bırakır. Yani bir vücud-u bakiye tevdi eder diyor. Yani mevcudatın, o meyvenin, meyveyi yemek insana ne kazandırıyordu? Vücudu ve hayatını beslemek ve idameye etmekti. Bunun hakikati ne olabilir Cenab-ı Hak için mevcudatta? Yani şimdi temsil bu. İşte hani o temsil bahsini düşünerek konuşacağız. Burada değer Cenab-ı Hakk'ın vücudu, hayatı idame eder mi, beslenir mi Cenab-ı Hak dersek o temsilatı yanlış kullanmış oluruz. Bir hakikatin ucunu gösteriyor, baktırıyor, şey veriyor. Bazen kelam yetmiyor yani, hakikaten. Yetmiyor şimdi bunlarda. Yani ne söylesen sakat, her şey yanlış anlaşılır. Anlaşılan şey yok ya. Yani. Değil mi? Tabii. Ya ben Allah'ım diyeceğim. Başka bir şey yapayım. Başka diyemiyor ki abi, ne diyeceğim. Senden önce diyen ne oldu panteistler öyle diye? O da olmuyor değil mi? Herhalde batıl, el üzüm. Hayır, panteistten ziyade Muhyiddin Arabi'nin de düşünce tarzı bu tarzı. Yani böyle değildi de buna düştü demek zorunda kaldı. Çıkamadı. Mesela şu soruyu sormaya başlamış ilk. Zatıyla insanda. Tamam, peki ne anlıyoruz abi ondan mesela? İşte hemen patteyi mi hemen ne anlıyoruz diye sorduk işte biz de. Ben de kendime soruyorum. Zatıyla bende de. Niye bende bir? Ne yapıyor? O bendeyken ben neredeyim? Şey demiş ya, bir evliya keşfet kubur görmüş. Ya Rabbi demiş. Ha, hesabı vermiş, geçecek. Nükel mekir demiş, olmuş ya. Bir şey diyor musun? Demiş. Rabbime şey soracağım demiş. Ya Rabbi demiş, işte 60 küsür seni aradı. Neredeydi demiş. Merak ediyorum. Dünyada neredeydi Allah? Adam demiş, Cenab-ı Hak hikmetli senle demiş ki, ben sendeydim, sen neredeydin? Zannediyoruz ki, biz bizdeyiz. Aklını başına alıyor. Akıl nerede? Burada mı? Var olan akla demiyor ki. Aklını başa al. Kalemi cebine koy. Demek kalem burada. Şimdi biz bizde miyiz? Bizdekilere şahit olan. Evet. Kapak gibiyiz herhalde, böyle bir pencere gibiyiz mevcuda. Yani bu berzah ya insan. Şöyle çeviriyor fani, şöyle çeviriyor beka. İki yıldızda duran şey olarak. Yıldızları söylüyor ya. Bir yüzü ahirete bakıyor diyor, bir yüzü âlem-i şahadete bakıyor diyor. Beka da fani nasıl? Dönüştürüyor. Neyle biliyor musun? İçindeki var ya, içindeki malzeme. Şöyle bakıyorsun, fani oluyor. İçindeki malzemeler oluyor baktığın için. Şöyle baktığın için bakan ve bakılan içindeki beka buluyor. Siz bakıyorsun. Her ne aktarılıyorsun. Yani baktığın andan gözünle ne giriyorsa veya burada ne çıkıyorsa aktarma var burada. Abi bir şey söyleyebilir miyim ben? Ben seni görmek için ya senden bana bir şey geliyor veya ben sana geliyorum. Ben şimdi seni görüyorum. Bir malzeme gelmiyor mu? Bir malzeme gelmiyor. Veya ben iş yapıyorum. Aynen. Netice itibariyle ha şudur budur demiyor muyum? Kazak geldi. O kaza var. İşte kırmızı şey var. Neyse tamam. Hemen sen... Abi. Ha. Efendim. Ha. Evet, yazsın söyle abi. Ya vacip vacip de mahluka niye şey yapar yani? Mahluka niye ihtiyaç duyar gibi bir şey? Tövbe estağfurullah. Evet. Hatta yani dersin başında dedik. Bu şuunat, sıfata, sıfat, esmaya, o da fani mevcudata döngü tamamlanıyor. Böyle devam ediyor. Ya bu dedim ya böyle, ilginizi çekmedi yani iki defa söyleyeyim. Yani, bu dedim dairenin zincirleri bir tanesi fani, hepsi baki. Ya o zaman işte o daire, o fani, bakiye biraz muhtaçlık gibi oluyor. Yani şimdi kelimeler fani şey yok. Fani yok. Yani.
Neyse, iyi değil, durumunuz iyi değil. Devam et dostum. Şeyi bir açar mısınız? Bütün hücreatını, bütün hücreatını yazdığı yazıyı bir açar mısınız? Ha, açacağım orayı şimdi. Ben orada bir tane daha size bir şey daha diyeceğim. Sen demeden önce ben şunu bir söyleyeyim o zaman. Söyle hadi o zaman. Şimdi, Hasan abi, sizin sorunuzu tekrarlayacağım. Şimdi bakın, elmayı yedin değil mi Hasan abi? Dilim lezzeti aldı mı Hasan abi? Almadı. Zahirde öyle görünüyor. O beyni çıkartırsak dil bir anlam ifade eder mi? Etmez. Demek ki asıl lezzeti beyin alıyor gibi görünüyor. Evet. Dil sıfat. Beyindeki lezzet, esma, bütün hücreler de şuuna doluyor. Görüyorsun. Bir değerlendirin bunu. Ama zat nerede işte onu ben de bulamıyorum. İşte ruh da ruhundan üfleniyor Hasan abi. O da zata bakın karakter. O zat zaten o zaman bir yere koymayacaksın ruh gibi. Yani her bütünlüğü yerde, her işte artık her yerde bütünlüğü her yerde ruh gibi. Dersen ruh, o zaman bütün ruh ama işte yani işte benim ruhum benim neremdeyse o zat da benim oramda. Abi zat dediğin şey çok acayip bir şey ya öyle. Zat. Benden uzak değil ya. Tabii bu şu an şeyler zor ben yani şartlama. Benden uzak, benden uzak değil. Niye yani benden uzak edeyim ki? O başka ben başka değilim ki. Tövbe estağfurullah. Ben onunla varım. Bu o, kadarını söylüyorum. O ben ama diyorum ama yani ben diyorum eğer şuunat, esma, sıfat varsa bu lezzeti tamam o hepsi bir bütün ayırabilir miyiz birbirinden? Şimdi benim dilim tezgah demiştik ya az önce. Yani benim dilim sıfat, beynimdeki lezzet, esma, çünkü çözüyor, esmaya bakıyor, talim ediyor, bütün ayırıyor her şeyi. Ama bütün hücreatım da artık o da şuurat. Zat da ruh, benim ruhum gibi diyorsun. Esas ruh alıyor ya. Kendisi de öyle ifade ettiriyor. Bir şey sorabilir miyim abi? Mesela şimdi bizim mesela devamlı diye aklımıza gelen sorulardan bir tanesi. Mesela biz Allah'ı cennette görebileceğiz mi? Mesela buna verecek bir zatıyla şey yapamayacağız ama Rabbim olan Rabbimizi göreceğiz. Peki bu zatını nerede göreceğim ben? Tekrar baştan mı? Hiç alma. Zatını burada görüyor olmayayım ben yoksa? Cenneti zaten anladık sanki de. Cennet. Burada zatını görüyor olmayayım yoksa ben? Ruhiyet kelime araştırması. Evet devam etsene Osman. Osman sen devam etsen ne işin? Yasin'in durumu değil bugün. Ne işti bugün abi bilmiyorum. Çaya fazla bir şey geldi. Ne yaptın Yasin? Şimdi burada 3 tane şey var diye bir sadece. Ben şimdi sadece bir şey daha diyeceğim. Bakalım uyuyacak mı bir şey yapalım. Vücud, şimdi lezzet zevki konuştuk. Zaten burada hakikatta bundan bahsedilmiyor. Konu lezzet zevki zaten daim-i muktazide anlatılıyordu. Ama bütün hücreat-ı bedeniyede ne demek onu konuştuk biraz. Hakikatını konuştuk. Değil mi şu an az önce? Evet. Şimdi vücudu ve hayatı beslemek ve idameye hayat etmesi misalin hakikati ne olabilir? Mevcudat için. Mevcudat noktayı nazarında. Cenab-ı Hakk'ın vücudunu, hayatını beslemesi ve idameye hayat etmesi. Bunlar temsil nevinden söylüyoruz. Haşa Cenab-ı Hak için direkt denmez ama üstad temsil olarak kullanmış. Temsili de nasıl kullanacağımızı başta söylemişti. Baktıracak, mikyas olmayacak. Dürbün nevindendir. Hakikatin ucunu göstermek içindir. Bir hakikati ispat etmek içindir. Hatta bunlar bir bürhan yakinidir temsilse olsa da demişti. Biz bunlara böyle bakacağız. Yani kıyas edemeyiz. Ama bakacağız. Şimdi aktar bedendeki vücudu, hayatı beslemek, insan meyveyi yiyor, vücudu hayatı besliyor, idame hayat ediyor ise Cenab-ı Hak mevcudatı yaratıyor, onda nasıl bir şey oluyor o zaman? Haşa, bunlara direkt olmasa da bunu bir tatbik edeceğiz. Ne diyorsunuz? Yani benim diyeceğim gene bir şey var. Yani hani burada neyi anlatmıştı? Esma-i İlahiye'nin iktiza ve istizam ettikleri halatı gösteriyordu mevcudat. O zaman Cenab-ı Hakk'ın idame-i hayatı ve hayatını beslemesi, vücudun beslemesi manası
esmasının iktiza ettikleri halatın gösterilmesi Cenab-ı Hakk'ın temsil olarak tabi bir noktada idame-i hayatı ve vücudu ve hayatını beslemesi oluyor. Peki, ama bütün... temsil burada öyle olur mu dersen duracağım o zaman. Yanlış olur. Yani bütün esma-i ilahiyatının bütün halatını peki mevcudukta göstermiş mi yani? Bir de söyle bakalım. Sorayım mı? Yok yok sen bir de tekrar deneyin. Yani onu bir... Yok yok lazım. Sen ha. Onu deneyin. Sen bir daha söyle. Tamam bir daha söylüyorum. Şimdi misalde nasılydı? Tamam anlayacağız. Misali anladık. Misalin o zaman meyve yiyip vücudu hayatı beslendiği gibi burada da ne diyor? Mevcudat esma-i ilahiyenin iktiza ve istizam ettikleri halatı gösteriyor. Yani esma ne istiyor? Şefkat etmek istiyor. Esma kendini şey yapmak istiyor, icra etmek istiyor. Bu da bunun zemini oluyor. O halatı gösteriyor. O zaman ne oluyor? O vücudu ve hayatı beslemek, idame etmek temsili Cenab-ı Hak noktasında Esma-i İlahiye'nin iktiza ve istizam eden halatı göstermesiyle vücut buluyor. Yani bir noktada idame-i hayatı gibi oluyor. Esma bunları iktiza ediyor. Etmek istiyor. Çünkü niye? Rahim şefkat etmek istiyor. Rezzak rızık vermek iktiza ediyor. Yani Esma'ya ayna mı lazım diyeceğiz? Esma'nın idame-i hayatı bu şekilde oluyor diye temsil nevinden söylüyoruz da. Yani Allah için idame-i hayat denmez ama bir temsil. Mesela Rezzak ismi rızık vermediğini düşün. Ne olacak? Atalet. Onun idame-i hayatı sanki olmamış gibi oluyor. Yani temsil olarak. Öyle diyeyim de. Yani bu mertebesi olmaz. Yani cennette, alem-i gaybde şu an tecelli etmemiş olur. Tecelli etmesi Esma'nın bu mertebesi ne olacak? Yani misal ne kadar üstad dikkatli bir misal vermiş. Ve de şeyi de vermemiş çok açmamış. Açsa iş karışırdı. Şu benim dediklerim burada yazsaydı. Yani dediklerim demeyeyim. Yani böyle bir şeyler dense. Çok Esma olur. Bu Esma haleti. Esma'nın kendi haleti. Şimdi biz şey zannediyoruz ya. Esma bir elektrik. Bir şua. Lamba çakınca fenerden. Karşıya bir lazer gibi. Esma canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır, insanın hatırına hiç gelmiyor. Ne yaptığını bilir Esma. Bir şey daha var, şunu da tatbik edelim bir tane. Burada ne oluyordu? Meyve, nebatten insan hayatına çıkıyordu. Cenab-ı Hak da mevcudatı yaratıyor. Ne oluyor sana? Mevcudat? İsmi azamamaz abi. Vücud bakiye tevdi ediyorlar diyor. O Esma'nın ellerine bırakıyor. Yani mevcudat da bir şekilde şey oluyor. Yani ne oldu bak insandı, meyveyi yedi, nebattan hayata çıkarttı onu. Bu da temsil şimdi hani. Ama burada da böyle bir hakikat var. Üstad ama bunu biraz söylemiş. Bu madde Allah-u Alem biraz ona bakıyor. Yani Esma ile Esma-i İlahi ellerine bırakır bir vücut bakiye tevdi ediyor. O Esma-i İlahiye'nin de nukuşlarını ve muhteziyatını o Esma'nın ellerine bırakıyor. Peki yani, Esma hani da, ruhlar aleminden geldi. Nereye gidiyordu? Daire yedi. Mesela bu Esma iktiza etti. Hı-hı. Tamam. Bu şunata kadar gitti. Hı-hı. Devir. Sıfat-ı zatiyede vücut yok muydu? Onlar işte o istiyor. Mevcut vücuda gitmek istiyor yani. Bir daha tam o başı nasıl? Mesela başına. Şimdi Esma'nın kendisi halat ya. Evet. Esma canlı ve ruhlu şuurludur. Evet. Şimdi Esma bunlar iktiza etti. Tamam böyle bir. Yani iktiza etti. İhtiyaç değil, fıtratındandır, ihtiyacından değil. Yani bu devri daim oldu yani. Şuunat, sıfata, esmaya, mevcudata, şuunat. Şey, mevcudata, esma, sıfat, şuunat. Böyle oldu. Şimdi bu vücudu bakiye tevdi etti. Vücudu baki. Vücudu baki Rezzak ismi değil. Rahman ismi değil. Hmm. Yani onun zat-ı sıfattaki vücuda. Zat-ı sıfatı vücuda. Döngü orada oluyor. Bizdeki benlik bir emanetti. Veliaydı. Bir hayat gibi. Emanet evet. Evet. O vücut. Vücut olabilmesi için bu döngü olması lazım.
Dikkat et 24. Vücudun iktizası değil, ihtiyacı değil, iktizası. İktizası. İhtiyacından değil, iktizasından. Haşa. Evet. Mesela suyun ıslatması ihtiyacından değil, iktizası. Mesela vücut demiş. Bak, bu vücut mevcudatı yarattı. İnsan onu anlamlandırdı, vücut buldu. Yoksa Adem'e gitti. İnsanla vücut buluyor mevcudat. Peki, buldu. E ne oldu? Bu Esma'ya geri dönmedi ki. Yani böyle geldiği zaman Esma hükmünü icra etti. E icra edilen manzaralar bir kısmı ruhaniyat. Dediğiniz gibi Esma geldi, Esma'nın eline verdi, oradan gitti vücudu vakiye tevdi. Esma'dan yukarıya çıktı. Oradan da iftihar ve memnuniyete kadar, evet. Şunata kadar, o da şunata verdi. Verdi, gerçekten. Oradan verdi. Ama vücudu oraya, zatı sıfata götürdü. Götürdü, tevdi etti. Vücut idame hayatını bir tabir cümlesi, evet. Şey. Vücut bunları, Esma'yı evirip deviriyor işte. Fırtınalar istiyor. Durmuyor. Bu da bir tane kül. Bu bizim külümüz. Öyle değil mi? Nihayetsiz külünler oluyor. Evet. Bunu istizam ediyor. Bu vücudunuzda anladınız mı? Anlayanlar da biraz titreme oldu mu? Böyle bir tüyleri tüyler titreti oldu mu? Olanız var. O zaman bu vücut yok, bulmadı o. Bu, yani bana biraz şey yaptım ben. Alemde o döngüyü oturdu. Kapandı. Oturdu mu abi? Oturdu. Bak Esma ellerine bırakır, Esma. Tam bu mevcudat, mevcudat aynadır diyor. Ne gözüküyor? Esma. Esma bunu iktiza etti. Rezak verdi. Şafi yaptı. Yani şifa verdi. Tam da ne oldu? Esma'ya bir şey değişir. Esma iktiza ediyor. Güneş ışığını verdi. Geldi şık elma oldu. Tam da nikahı var kimin? Güneş enerjisi odun oldu. Ne oldu? Güneşe ne oldu? Güneş ne oldu? Ağaç oldu. O ağaç güneştir. Bunun bir yerde desin, Bakırköy'e ballarlar beni. Donmuş güneş değil midir? Yaktığın zaman çıkan o. Peki, Esma'nın ellerini bıraktı. Ne demek bu? Yani, bir vücudu baki tevdi ederler. Vücudu baki. Mevcut değil artık. Zaten kendisi mevcut. Mevcuda baki. Mevcut zaten oradan. Ya vücudu baki. Bu baki. Döngüyü ha, geri bu dönüş baki. Anlatıyor. Aynen. O bu tarafı. Evet. Şimdi şunata geçelim. Bu Esma daha seviyesiydi. Sıfatı zatı yaşıyor. Aha. Şimdi şu Esma sıfatı zati. Ha, bundan sonra şunat seviyesinde bir ol konuşacağız. Şimdi mevcudat Esma seviyesinde çıktık. Bir rol aldı. Ehli cennet seviyesinde aldı. Bir ruhaniyat seviyesinde işe yaradı tabiri caizse. Şimdi şunata Kur'an'da suveti sıfattaydı. Şunat seviyesinde bir vazife alacak. Beşinci şahit. Ve oradan da tek bir şeye çıkacağız oradan. Bu kadar kesip bir de tek bir meyve olacak. Tek bir cennet. İnşallah. Gitmeden gitmek yok bu akşam. Tamam. Silahlı adam bekliyor ona göre. Şey, vücut hiç mevcuda benzemez. Abi be, şunu bir daha anlatın bana ya. Bir geri alsana Allah aşkına. Biraz uzatıyoruz belki ama. Hayal eder misin şeyi? Gafur. Zatı sıfatı. Evet abi. Vücut, beka, vaktani. Esma'dan sıfata geçişi nasıl yaptı? Yani diyor. Şimdi yani deyince aynı şeyi tekrar ediyor gibi anlıyorum ben. Fakat biri Esma'dan bahsediyor, biri sıfattan bahsediyor. Bak şimdi. Döngü ya. Şunat sıfata. Sıfat Esma'ya. Esma mevcudata. Mevcudat tekrar Esma'ya. Oradan sıfata. Oradan şunata. Döngü var. Bunu ama, güzel günü Dima dersinde de anlatmışsınız aslında. Evet, sürekli o döngüyü anlatmış. Döngü var. Evet. Döngü var. O döngüyü alemimde anlamlandırmak subhanallah, 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 subhanallah demekle mal oluyor. Sana zaten oluyor o da. Sana mal oluyor. Dediğin anda. Subhanallah bir şey değildir. O
o içinde o meydanı oluşturan neyse. Her bir esmanın ayrı bir esmalar var. Bütününü Subhanallah. Dima oluşturan esmaların cemine Subhanallah. Yoksa Subhanallah bir şey değil. Yani böyle bir kalem değil. Subhanallah deyince takkede var, kağıt var, bardak var, telefon var, masa var, ses var. Bütünün şeyi. Bütünün temsilcisi o ismi. Mesela gafur. Senin neren gafur? Kulağın mı? Gözün mü? Ayağın mı? Nerene gafur diyorlar? Neren gafur? Ha Subhanallah gafur. Ha, ama kulak, böbrek, dalak, o esmalar ayrı bak, kulak. Ha, diman meydana getiren esmaları, her bir dırrrrt esmaları, ve baktık 33 tane. Karıştırdık, yumak yaptık, macun yaptık, o macuna bir isim koyalım. Ama içeridekilerin cinsinden bir isim olmasın. Saata işaret etsin. Allah olur abi esmaların. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Bu mevcudat esma, cilve, cemal, nakşın hükmünü icra etti. Rezak rızkını verdi. Esma'ya ne oldu? Bizim aklımız niye çalışmıyor biliyor musun? Maalesef aklımız mevcudatta ilişki çelişki yani göz çiçek ilişki aydınlık karanlık çelişki ya bunun üzerine kurulduğu için İktiza ihtiyaçla karıştırıyoruz. Esma, cilve, cemal, nakış gibi olunca hükmünü icra edince bir menfaatlandı zannediyoruz. O ne oluyorsa ben de tanımlayamıyorum. O oluyor işte. Yetmiyor bu. Bu esma hükmünü icra etti. Kendi mesela esma, cilve, cemal, nakış sanat olarak kendi ifade etti ama esma canlı ve ruhlu, şuurlu değil mi? Esma Hüsna'yı şuursuz diyebilir misin? Hayat, hay sıfattır, muhi esmadır. Şuur yok mu? Hayatın içinde şuur var. Hayat esmasının, yani muhi esmasının, hayat esmasının içinde şuur yok mu? Ne yaptığını bilmiyorum. Ne yaptığını bilmiyorum, biliyor. O bilmek kendisi geriye dönüştür. Bu tarafın orada değil, geriye dönüştür. Abi esma surette, esma cilve cemal nakış, ben de karşını buldan sıfata döndü. Sıfata dönüyor o. Ben de sıfata döndüm. Tabii o. Bir de bunu fark eden var, lezzet alan var. O ayrı bir şey. O şuunat. Evet. Ama lezzet ve zevk, şuur olmadan önce vücut bulmadı mı seni? Vücutsuz vücutlar oldu. İşte bak aha, vücudu bakiyem tevdi etti. Abi bir daha yapalım mı? Şimdi Bodrum'da bakıyorduk dağlara, kedilere. Onlar cilve, cemal, nakış sanatıydı. Güneşin iktizası. O kendisi, esma kendisi hükmünü icra etti. İcra etti. Ben baktım, ben de karşını buldum. Artık o sıfata... Esma değil artık o. Sıfat. Sen baktığın zaman... Yani yarık deneyde de öyle. Baktığın zaman o değişti. Aslına taşındı. Vücut buldu. Yani sıfat o. Bundan, sıfatta vücut buldu. Bundan dolayı ben de bir fesubhanallah. O dedin fesubhanallah deyince şuna taşındı. Hayret ettin dimağa taşındı. Muhabbet ettin kalbe taşındı. Lezzet ürani oldu şuna taşındı. Hayret ettin dimağdasın, muhabbet ettin kalptesin, lezzet aldın fe subhanallah. Tefe şu andaki aletle, şu andaki haletimiz şunattır. Peki bunun altyapısı vücut buldu. Vücut. Bu şeyde o zaman ama Bodrum'da dağlara, kedilere baktık. Onlar mevcut değil miydi? Evet. Başka bizden önceki gafiller de gitmişti. Vücuda baktılar, vücut buldular. Var oldular, varlıkta kaldılar. Ama onu anlamlandırmışsa mevcut vücut buluyor. Tefekkür için diyoruz abi. Sıfata dönüşüyor. Şimdi gaf. Haricisi, evet. Yani esmalar sıfatlara tekrar döndü ama şuunatlar başka şeyler oldu, bir sürü şeyler oldu. Tabii. Bir sürü gayeler yerine geldi. Burada da onu anlamadım. Mesela bu mevcudat ayna değil midir diyor usta. Evet.
Ne gözüküyor bu aynada? Esma. Esma. E madem mevcudat aynadır, esma gözükürse ayna nedir? E sıfattır. Peki bu mevcudat cilve cemal nakşını ifade etti. Mevcut. Onu insanda anlam buldu. Mevcut değil ki, anlam bulduğu anda vücut buldu. Hemen sıfata döndü. Zati sıfata mı dönüyor acaba? Zati sıfata dönüyor. Usubüti sıfatta. Tabii. Çünkü o mevcut bulabilmesi için kolay değil. İlim, irade, sen, basar, kelam, kudret, imbiklerinde geçiyor. Subutu sıfatı da aktife deviriyorsun, hemen vücut buluyor. Hasan abi teşekkür ediyoruz. Gittik ya bu duruma. Evet. Şimdi bakıyoruz böyle hani mucizat-ı Ahmedi değil mi? Hoş Ahmedi yapıyordu ya mevcudat. Ya. Ben şeyde çok etkilendim. Bu vücut vardı ya, o zaman vücut vardı kafamızda. Ben biraz böyle dengeyi bir şey olmuştu böyle. Vücut buluyor falan. Kabı kalpten okuyoruz. Denge zaten bitmiş. Ondan sonra kabı kalp üstüyle. Şimdi bir de yüzdük ya, gittik içerilere sipsiyah. Tamam mı? Şöyle aşağıya bakayım dedim. Dibi yok yani. Biraz başım böyle şey yaptı. İrfan'a dedim ki bana bir ver dedim bu şeyi. Gözlüğü. Hakikaten daha beter. Dip yok. Ümit beklerken gözlükle o sipsiyah. Gözlüğü kırdım. Bak şimdi. Gözlüğüm bana sipsiyah yaptı. Bu yanıldım dedim. Dehşet verdi. Dip yok. Ver şu gözlüğü dedim. İlim. Dibin dibi oldu. Daha dehşet oldu ve böyle... O öyle değil o. Sipsiyah olmak ayrı, dehşet almak ayrı şey. Dehşet aldım onda ama onda dehşet yok. Bende dehşete dönüştü o. O mevcut siyah. Bende dehşet vücut. Ademi bir şeye dönüştü. Dönüştü o anda evet. Öyle başım döndü ki. Öyle başım döndü ki Allah'tan havalesi üzerinde yatınca durabildi. O zaman biz vücuda da ademe de atabiliyorsak tekvin mi iş yapıyoruz? Tekvin bana ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Olayla anlatıyorum. Olayla anlatıyorum. Ne diyor abi? Evet bak, evet bak şimdi. Bir daha. Şimdi suya baktım. Su sipsiyah. Esma. Dehşet aldım. Nereden? Ondan. Orada dehşet var mı? Yok. Biz nerede o dehşet ben aldım? Çıkmadı. Yok yoktu. Var oldu. Nereden vücut buldu şimdi bu? Vücutsuz bu dehşet. Orada yoktu aslında orada. Esma yok. Vardı. Ha, ilk önce... Celil esması var mesela değil mi? İlk önce ne oldu? Adem ve vücut. Adem oldu bana. İki ayrı menzil. Evet. Subhanallah. Bak şimdi aynı Adem'i vücuda dönüştüreceğim. Dehşet attım bu Adem. Hemen iman yetişti. O Adem'e bir mayaladı, o Adem'in kendisi vücut oldu. Adem vücuda dönüştü. Peki, suyla alakası yok. Ne oldu abi? Ha? Bir muhabbet mi oldu? Bundan sonra vücuda dönünce ilk önce Adem'le muhatap oldum. Çünkü la ilahe oldu, sonra illallah oldu. Şimdi ilk önce dehşet aldım. O dehşete baktım, orada mı var dehşet? Yani dehşet kokladım mı? Dehşeti yedim mi? Dehşeti tuttum mu? Dehşeti gördüm mü? Yok, öyle bir şey yok. Siyah. Bende ne oldu o siyah? Siyah dehşet değil, derin dehşet. Bende dehşet oldu. Adem'e dönüştü bende. Adem'e dönüşmeden vücut bulmuyor. Hasan abi siz şu anda niye anlatıyorsunuz? Farkındasınızdır da. Değilim, değil. Sırat köprüsünü anlatıyorsunuz. Bu dönüşü. Hayat, şey hayat. Üstad cep fenerini kırıyor ya. Bir anda Münis'te evet. Ve öküz baktım diyor. Vücut ve Adem. Evet. O köprü Sırat köprüsü ya zaten. İnsan yani. O zaten insan köprüsü. Sırat köprüsü o. İnsan köprüsü. E tabii. Evler. İlk önce dehşet alıyorsun. İlk önce la ilahe oluyor. Sonra iman devreye giriyor. O Adem'in elinden o dehşet ünsiyete dönüşüyor. Ülfete dönüşmüyor. Ülfet de Adem oluyor. Niçin ülfet olunca Risale-i Nur'dan insanlar bıkıyor? Yani insanlar niye? Ülfet belasına düşüyor. Ülfet beladır diyor ustad. Bakın şu an ikisini de bak. Su hayal eder misiniz? Gözünüz kapatın. Su dibe böyle bakar mısın gafur? Gözün kapat. Bakıyor mu abim?
Sana hissettirmeye çalışacağım. Abim siyahı görüyor musun aşağıya? Görüyorum. Hadi gör abim. Şimdi bu siyah insana dehşet veriyor mu? Veriyor. Korku değil mi? Peki bu dehşet su mudur? Ondandır ama o değil. Bu tekvin oldum şu anda. Dehşet. Hemen iman geliyor. O ademi sudan sudan gelip ama su olmayan, orası gibi gözüküp o olmayan dehşet denilen şey neyse, ben de imanla Allah ile bakınca o ademi halet, vücutsuz vücut, ben de vücut buldu. Allah'ın vücuduyla vücut buldu. Bu sefer mevcut su ilk önce Adem'e dönüştü, sonra vücuda dönüştü. Vücuda dönüşünce ondan sonra insan da gözünü açtı. Şuunata dönüştü. Lezzet oldu. Hep Adem'le mi olur öyle vücut? Vücut Adem'e dönüşmeden vücuda zor olmuyor. Yani hep Adem lazım orada. Evet. Zeval ve firak diyordu ya abi. Adem'e uğramadan vücut olmuyor. Onun için tekvin orada yani. Evet. Tekvin vücut yan yana. Evet. Hasan abi bu Adem diyorsunuz ya. O rahimdeki Adem, bu silahsız Adem, onun yanına ruh gelince vücut oluyor. Evet. Zeval ve firakta da o dimayla vücut oluyor. Onun vücudu farklı. Tabii zeval ve firakta da. Bu Adem ruhun gelmesiyle vücuda buluyor. Hasan abi onu anlatıyor. Evet. Ruhla Adem. Öbürsü zeval firakla, dimayla. Dimayla. Bir de kalp şeyler oluyor değil mi? Neler yapsın ya? Bilmemiz lazım. Edeyim mi daha? Et. Ha? Okuyalım. Tabii et. Daha şimdi. Şu ne nasıl duruyor? Esma'nın ellerini bırakır. Ne olur? Yani bir vücut var. Tevdi ederler, öyle giderler. Giderler. Ne işler yapıyorlar? Peki, o şuunata, vücut alemlerine, mevcudat aynasında gözüken resimler gitmiyor ki. Sende suyun resmi var mı hayalinizde? Su mudur? Nedir o? Benim verdiğim vücuttur. Senin verdiğin vücuttur. Sen verdin. Sen sudan aldığını timsali suretindir senin. Haletinin sendeki karşılığıdır. Senin haletin böylelikle ortaya çıktı. Onunla ortaya çıktı. Sen güçlüğü hayatın. Sendeki sende haletleri sana döndürdü. Senden sana olmadı mı? Sen güçlüğü hayat sende dışarıda değil. Sen vücut giydirdin dehşet. Orada öyle bir şey yok. O dehşet sende vardı bilkuve. Adem'di. Onu su ortaya çıkarttı. Şuurla baktın vücut buldu. Senden sana çıktı o. O dehşet suda yok. O dehşet vahşet sende var o. O çıkarttı. Nerede çıkarttı? Senden sana çıkarttı. Bir yerden bir şey çıkmadı. Senden sana oldu. Bir şey söyleyeceğim. Hep öyle diyorsunuz ya. Şimdi benim çocukluktan beri böyle evham mıdır? Nedir? Nükemekir de böyledir. Cennet cehennem de böyledir. Diyelim ki Hasan abi, o karanlığa bakarken, bakıyordunuz ya, birlikte yüzdük, açıldık, hakikaten karanlıktı. Baktık abi, beraberdik. Evet. Ama benim şu korkum oluştu orada. Oradan hakikaten büyük bir köpek balığı, hani bir ağzını açtığı zaman ikinci kere açmasına gerek kalmadan beni yok edebilecek. Bir köpek balığı geldi, götürdü beni. O zaman ben insanlık seviyesinden hayvanlık seviyesine düşüyorum. Bu nasıl olacak? Hayır. Eğer insan idinse hayvan senin içine aldı ya, aslında hayvanı sen içine almış oluyorsun. Zahirle batına bakarsan hayvan seni aldı. Batınla bakarsan hayvanı sen içine aldı. Mesela balık seni yuttu. Seni ilk defa yutmadı ki. Seni daha önce yutmuştu. Ama o zaman Yunus'tun senin adın.
Gafur bu zamanda doğdun. O zamandaki sendin. Musa benim, İsa benim. Batında bakarsan Yunus yok. O sen Gafur'du. Seni daha önce yutmuştu. Orada ne oldu? Ne oldu? Miracın olmuştu. Sırrı tevhid. Nuru ehadiyetten inkişaf etti diye. Yani ne demek? O peygamber evvel, ahir, zahir ve batın bütünlüğüyle baktığı zaman nuru tevhid, sırrı ehadiyet, sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etti. Bir baktı ki hakikaten her şey ondanmış. Balıkta, suda, bende. Ama ben balık, su, karanlık, dünya, okyanus. Meğer orada öyleymiş. Onda öyle bir inkılap oldu, öyle bir inkılap oldu ki batına geçti otomatik. Nasıl? Nasıl batına geçti? Ya kardeşim balık sıkmadı mı? E balık sıkınca adam batına geçer mi? E Cebrail peygamberi sıkmadı mı? Oku dedi, bilmiyorum dedi. Bir daha sıktı. Bilmiyorum dedi. Bir sıktı. Ne yaptıysa okumaya başladı. İkra bismirrabbükellezi halak. E sıkmayla ne oluyor? Sıkınca insan ne oluyor ki? Ben de sıkınca seni. Kemiklerin kırılır. Başka bir şey mi? Çamaşır sıkınca ne oluyor? Şey mi ki abi? Sıkmak az önceki anlattığınız gibi Adem'i hissettirdi ona. Evet. Ondan vücudu çıkarttı. Vücut. Ademler isim. Adem alemleri. Vahiy bir halet verdi ona. Olmadı öbür türlü. Çünkü kafir mümin fark etmedi. Herkes müşahede etti. Ademleşiyor. Hasan abi. Ya. İmanla vücut buluyor. Allah Allah ya. İmam mayalıyor onu. Hasan abi. Senin şeyde bir o... Bir şey söyledin. Dedin ya yutarsa ben biz hayvan mı olacağım? Ama suret olarak ifade ettiğinizde sen normal olarak öyle toprağa gömdüğünüzde sen mi oluyorsun? İnsan ne fark eder ki? Ha balık yuttu, ha seni toprak daha yuttu. Daha da aşağı düştün. Camit oldun, toprak oldun. Evet. Daha aynı ne fark eder? Ha balık yuttu, ha toprak yuttu. Daha kötü. Onda yani o kaz zaten o kanlıydı. Genel bir mevcut. O soruda şunu zannettin. Beni, ben derken bedeni kastediyorsun. Hasan abi daha batını bir izah yaptı. Ben daha soruyu bir ifade ettim şu an. Şimdi sana daha enfüsif bir şey söyleyeceğim Hasan abi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir korku. Karanlıkta korku yok. Karanlıkta korku yok. Yok. Onu... Siz orada korkuyu, önce kendiniz korkuyu... karanlık kaynağı oluyor. Bendeki korku uyandı. İster oradaki sizde, korku. Sen, karanlık oraya... kaynağıdır. Ha, karanlık aynasında benim istidadım... Sendeki ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Gene sen aldın içeriye. Tamam. Tekrar... Çıkan da sen. Tamam. Evet. Peki dönderdiniz ve iman ile... İksirledin, mayaladın. Mayaladınız. Vücut oldu. Vücut buldu. Sıfata dönüştün o zaman. Bir şey söyleyeceğim Hasan abi. Şimdi şöyle. Ne Adem'den vücuda döndürdüğünüz zaman Adem azalıyor. Ne vücuttakini Adem'e attığınız zaman vücut azalıyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahabelerin önüne koyduğu o kap vardı ya, yani önce yedi ki kaç kişi? Hani 300 sırayla, kişi. Evet, 300 kişi. 70-70. Evet, bir tastan nihayet oluyor bu. Yani hiç azalmıyor ya. Yani çünkü suretini yemek, batınını sabit tuttu, muvaffak oldu. Böyle nazar ile batınını, onun kanuniyetini, yemeğin kanuniyetini sabit tuttu. Böyle tak. Mesela eşyanın batınını sabit tuttuğun zaman adam istediği yere geçiyor. Kabe'de tavaf ediyor ama aynı zamanda ders veriyor. Aynı zamanda ağaçta meyve koparıyor. Şimdi Allah Resulü şöyle baktı. Nazar değişti. Suretinden batınına geçti. Batınını o kanuniyetini sabit tuttu. Buradan besliyor devamlı o. Batınını besleyince surette yemek gözüküyor ve yemek bitmez. Bitmiyor. Subhanallah. Abi, lamba da öyle ya. Devamlı yanıyor zannediyor. Oysa keban besliyor. Abi ya Allah aşkına ya. Ya Allah Allah. Şimdi bu benim Adem mi abi? Adem. Bu da vücut mu abi? Evet. İki menzil mi? Hiçbirisi birbirine galip değil. Hiçbiri birbirine galip değil. E buradan aldım buraya koydum. Kardeşim bu bitmedi. Ademsiz vücut var. Yok abi. Şimdi Hasan abi bakın. Buradan aldım buraya koydum. Bu bitmedi. Buradan aldım buraya koydum. Bu bitmedi. Ne değişti?
Diyordunuz ya ben değiştim. Sen değiştin. Sen değiştin. Ben bak, değiştim değil. Ne olur ben şuraya... Ben değişti. Evet. Ben değişmedim. Ben... Değişti. Bak, suda dehşet var mı? Allah. Yok. Dehrize baktın. Peki seni köpek balığı kapacak. Öyle bir şey var mıydı? Neredeydi o? Siyah suda balık belirdi. Balık yuttu. Balığın içerisindeyim. Bu silsile olmadan sen dehşet alamazsın. Mümteni vücut. Bunlar vücut. Ama mümteni vücutlar. Ademi vücutlar. Hemen ademi vücutlar oldu. Bunlar vücuttur. Sudasın, öyle bir şey yok. Bak buradasın, yemedisin. Ama dehşet aldın. Peki ne yaptın? Belki de tek olsan yüzemeyecektin oraya kadar. Beraberdik. O siyaya gelemeyecekti. Belki de. Peki şey nasıl gitti? Tuat'e, Bede, Emre veya deliler nasıl gidiyor? Hayvanlar nasıl yüzüyor? Çünkü böyle bir düşünce boyutuna girmemiş. Peki öyle bir şey olmadı da mı elem aldın? Hayır. Var. Yani suda yüzüyorsun, köpek balığı yediğin, döşet ve hayatta noktaladı. Yoksa elem alamazsın. Varsa nerede? Var ama mümteni vücutlar. Adem değil. Sonra buna hissiyat karıştığı zaman Adem oluyor. Adem, bu zanlar mümteni vücutlar. Hissiyatlar karışınca Adem'i vücutlar. Mümteni, Adem'e. Ondan sonra psikolojik hastalıkların temeli bu işte. Yani öyle bir şey yok ama kendine vücut rengini verdi diyor. Usta değil mi? Vücut rengini verdi. Vücut rengi yok. Ben soruyorum, sipsiyah. Hani balık boşver şimdi, tasarım. Sipsiyah değil mi ki su? Sipsiyah tipi yok. Ben dedim bu halde bir yaşayayım. İrfan dedim, geri döndüm. Şu gözlüğü bana versene. Abi şey yap diyor, fazla şey yapma çünkü ben suya gideyim. Bakınca kusmam geliyor. Ulan bakınca gözlüksüz. O da öyle bir psikoloji. Ha. Aldım gittim. Baktım ki daha dehşet verdi. Ben bu dehşeti yaşamak istiyordum. Aha. Baktım. Acayip. Nefesim kesildi. Peki suda mı var bu? Bu dehşet suda mıydı? Neredeydi? Benden çıktı. Şimdi nereye döndü? Bende. O ayna mı oldu? Ayna oldu. Nasıl oldu, ben yansımadım ki? İşte böyle bir ayna. Benden bana, ben gitmek diye, Risale-i Nur diye koştum. Benim diyor. Kendisi diyor ki, enel natıko Kur'an. Ben canlı Kur'an'ım diyor Hazreti Ali. E Kur'an okuyorsun, ben beni okuyorum. Muhyiddin Arabi diyor ki, boşuna demedik, İslamiyet'in gücünüz ise ama ben bendeydim, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar? Yani o şuura varmış. Şimdi o şuuru ben batından bahsetmiyorum, zahirden söylüyorum. Herkesin anlayacağı şeyi söylüyorum. Uçuk muçuk söylemiyorum, uydurmuyorum, hayal kurmuyorum. Denizin ortasını yüzdüğünüz zaman, sipsiyah baktığınız zaman dehşet almıyor musunuz? Herkes alır. Peki, o dehşet su mudur? Su siyah değil ki. O siyah ışığın gitmediğinden öyle bize gözüküyor. Peki, suyun yanı, bu kadar bir metre, şu anda dibi gözüküyor. Işık batsın, karanlıkta siyah gözükür. Hani gündüz şeydi? Ha, o dehşet denilen sipsiyahlık, siyahlık yok zaten. Burada var. O dehşet sudan mı geldi? Hayır. Su aynı oldu. Nereden çıktı dehşet? Benden çıktı. Kime gitti? Bana gitti. Benden bana oldu. Ne oldu o dehşet? Benden bana Adem'e... Adem oldu. Adem çıktı. Sonra kafayı kaldırdım. Güneşe baktım. Sipsiyah aydınlık. Allah. Allahsız olmaz. Nasıl bakacaksın? Kabir aynı. Kabir bu.
Ha okyanus, o şeylası. Ha kabir. Adem ve vücut arasında berzah bakıyor iki tarafa. İki tarafa bakıyor. İster istemez. Ortada. Ortadayım. Tabii dehşet aldım. Ayaklarım kesilince suda düştüm böyle. Güneşi var. Gözümü kamaştır. Sonra güneşte cesaret aldım. Etrafa bak, vay be. Akıl bana dedi ki, böyle bir dehşet almak istemiyorsan Adem'den yüzünü çevir. Bakma. Adem ve vücut ortasındaki berzahlar. Berzahım şimdi. Hemen ne yaptım? Güneşsiz baksam, Allahsız kabire, ecele, mezara, karanlık, soğuk. Allahsız kabre, kalbime, kansere, tansiyonuma, nabıza, trafik kazasına. Bir kız varmış üniversitede, bizim yeğen anlatıyor. Ödü patlıyor, psikoloji bozulmuş, buna ilaç kullanıyor. Araba bana vurur ve ölecek. Araba mı vurur? Hayır. Adem alimlere hesabına bir mümessil çıktı. Kanserim, hastayım. Araba bana vurur. Şu anda gelirse Ecem, bu Adem alemleri adına birisi çıkacak. Tamam. Kimisine imansızsın. Ya imansız gidersen. Kimisine araba vurur. Kimisi kocam, kimisi karım bana ihanet edersin. Ya bu artık yaşanmaz. Bırak artık yüzünü. Berzahsın ya, sipsiyah, bembeyaz, sudasın. Sen üzerinde yüzüyorsun. Dön böyle Adem'e, dön böyle Nur'a. Senin elinde. Dehşet alıyorsan dön. Sudan böyle dön. Rahatlamak istiyorsan hem yüz, hem vücut böyle. Yukarıya döndüğünüzde aşağısı da vücut buldu. O zaman vücut buldu diyorum. Adem de vücut. Adem vücut buldu. Ha. O vücut da bu aşağısı da vücut buldu mu? Allah'ın dedi her şey dedi. Ya. Değil mi? Hani bir şekilde evet. İntikal mi oldu? Ben dedim niye aşağı gitmiyorsun dedim o kadar. Niye aşağı gitmiyorsun da bana dehşet veriyorsun dedim ona. O zaman dedi benim kıymetini bilmeyecekti dedi. Beni anlamlandıramazdın dedi. O olmasaydı. İman işte. İman imdada yetişti. İnsanlık alemine bir baktım diyor. Hayvanat alemine baktım. Cemadat alemine baktım. 15. mektup şu anda. İnsanlık alemine baktım ki dehşet, mahşet. Sonra nur iman, sırrı tevhid imdadıma yetişti. O karanlıklı dehşetli şeyleri. Allah'ın nuru semavatı vel art ayetleri gözükmeye başladı falan. Böyle Mevlana gibi dans ediyor. İşte keyif alınca bir de ben de suda kabadayı gibi yüzüyorum dedim ya, hatırladın mı? Kabadayı gibi o alet vardı. Suda böyle bakmıyorum lan sana. O şeyle mi bağırdınız? Kapım nerede? Kapım nerede? İmdadıma çağırdım. Dehşet aldığım andı. Birisi gelsin bana anlatsın. Çıkamıyordum. Sonra bakmamak için geri dönünce insanı berza hatırladım. İşte onları söyledim. Esbaba müracaat ettiniz. Esbab adi. Esraf yüzüğü. Spore esbab imdada yetişmedi. Sırf direkt oraya baksaydım vurgun yiyecektim. Dönemeseydim. Evet. Devamlı oraya yüzün olsa vurgun yersin. Vücut kitleni çıkamazsın. Panik olur dışarıya çıkamaz. Çünkü adam görmüyorum. Sahil gözükmüyor da. Yani benim gözlerim biraz da gözlükte şey ya. Toğa'da hatırlarsın seni. Evet. Toğa tepedekileri şey arabaları görüyorduk. Çıktık ya. Evet. Nasıl çıkacaksın? Çıka. Panik işte bitti. Boğuldun. Adem'e gömüleceksin. Boğulmak bu. Bir hayatı anlattı. Ama geldim. O bana bitti mi orada? Çıktım. Vay be. Yürüyorum ama. Vücut bulmuş. Bir alem dirilmiş. Her şey keyif veriyor. Vay be elhamdülillah. Düşündükçe elhamdülillah. Öyle vücut bulmuş ki bu dersimize de malzeme olmuş. Devam et. İstersen burada keselim. Bir tane daha. Bir tane de yapacaksın. Eyvallah.
Az kaldı abi ya. Yapalım. Ne kadar, bak kaç tane sayfa var? Yani şöyle dördüncü işaret de, okuduk burayı. Beşinci işaret iki slide. Yok yok yok. Saat 10 lira ödedik. Tamam. Arkada da şunları 5. şartten sonra bu bu özeti, o meyve çıkıyor. Şu şekil ve şunu anlatacağız. Bir ders. Tamam bir ders. Ben yine kapattım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım Hasan abi. Bir dahaki sefere tekrar etmesin artık. İyi oturdu bize bu. Tamam. İyi bir dönüş bekliyorum çünkü elhamdülillah. Ama yani bütün arkadaşların adına Hasan abi sonradan tekrar söyler. Bütün arkadaşların adına hakikaten, hakikaten Allah senden ebediyen razı olsun diyoruz. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten şu 24. mektubu, yani inan şu 3 derste bu kadar güzel anlayabilmek. 24. mektup artık şeyini gördü. Matbaanın harfleri artık vazifesini yaptı. Yaptı. İnşallah devam ediyor. Elhamdülillah. En güzel ne biliyor musun? Bundan da güzel. Hürriyet-i şer'i o kadar bize hakim ki abidir, kardeştir, odur, budur yok. Hazırlanan, külliyata mazhar, ayna olan geliyor, takdim ediyor. Çocuğundan büyüğüne, aliminden cahiline, yaşlısın genç, hepsi talebe. Veren de talebe, dinleyen de talebe. Böyle bir münasebet ilişkisinde bazı zanlarımız girmemesi kadar harika, mükemmel bir şey yoktur. İnsanın yetişmesi adına Allah Resulü demiş ki, benim reyim budur demiş Hendek'te. Selman-ı Farisi de demiş budur. Hazreti Ömer de şu demiş, Selman-ı Farisi'nin ikisini yaptı. Yani ne olurdu böyle sohbetlerde, cemaatlerde, yani takdir edebilmek, kardeşini takdir edebilmek, meziyeti ilikten, nasıl etmeyeceksin? Bu çalışılmış. En az bir sene, iki, ben bu işi bildiğim için en az. Hem de bir grup okudunuz. Tabii grup olarak her hafta böyle. Hep grup ama. Tabii grup. 5-6 kişi, 5 kişi. Bak, işin ehli en az bir senelik emeği sen kalk haftada 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat daha al. Bir senelik 5-6 kişinin emeği ve takdir etme. Ademe düşersin, boğulursun. Ve emeği sıfı değil. Bunun üzerine geçmiş o 5-6 onlara da, size de, takdir edene de, takdir edebilene de, Allah'a da sonsuz hamdü şükürler olsun ki bu enaniyet, gurur, kibir vermeyip takdir etme haletini bize verdiğin için, ki Allah'ın şöyle bir nimeti var, verir nimeti, nimetlikten çıkaran, nimeti nimetlikten çıkaran, verdiği arkasından vermeyi vermişse, verdiğini vermiş oluyor. Verdi, vermeyi vermediyse vermedi. Yani takdir edebilmek, yani takdim etmek kadar kıymetlidir. Takdir edebilmek, takdir edeceksin, seveceksin. Çünkü ne? Aynı ayız. Kimse kimseye, öleceğiz yani. Allah razı olsun. 5-6 kişi, bir sene o kardeş mümessil olarak geldi bize. Nurlandırdı, şereflendirdi. Elhamdülillah. Evet. Hepimize, herkese, emeği geçene, geçmeyene, amin diyenlere de Allah usul ve furularını, evladı iyallerini, akrabayı taallukatlarını, doğdukları köyleri, dua ettikleri kişileri ve bu saymış olduklarımız kişileri sevenleri, onların sevdiklerini Cenab-ı Hak İki cihanda aziz eylesin. Amin. Bu hakikatlara mazhar eylesin. Amin. Bu hakikati bil kuvve burada Allah bize nasip etti. Ya Rabbi, verine verilecektir sırrını bize tahakkuk ettirme adına bu verdiğini ahirette vücut olarak bize döndürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Rabbim sen Allah'sın ama ben cihetimde Rabbimsin. Allah'lığın hatırına ya Rabbi bizi kendine kul kabul et. Peygamberine ümmet kabul et. Ustadımıza talebe kabul et. Ve bizi talebe-i ulum unvanı ile şehit olarak almayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi haşir meydanında bunu niye yaptın? Bunu niye yapmadın? Bunu niye dedin? Bunu niye demedin? İtabına vesile ve sebep olacak
günahlarımızı, eksikliklerimizi, kusurlarımızı, itikat ve ameli her ne ki varsa Gaffar ve Settar ismi hürmetine aferle, mağfiret eyle ya Rabbi. Vahırda, vahumenin, hamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi bir de bir şey söyleyeceğim. Nasip ettiğin şeyleri kalbimize razı eyle. Allah'ım senin istemediğin şeyleri de kalbimizi ikna eyle. El Fatiha.